Ekran Penceresi Isparta TV ekranlarından herkese iyi akşamlar sevgili seyirciler. 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 27 gün kaldı. Evet, siyaset ısınmaya başladı. Hatta ısınmanın ötesinde ateşlendi diyebiliriz. Evet, siyasi partilerin milletvekili adaylarının belirlenmesinden sonra aday tanıtımları da Ankara'da yapıldı. Önceki gün AK Parti milletvekilleri tanıtıldı. Dün de Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri adayları Ankara'da genel merkez tarafından tanıtıldı. Ayağının tozu ile Isparta'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Isparta 1. Sıra Milletvekili adayı Sayın Mustafa Ceyhan. Bu akşam konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Ceyhan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Evet. Sevgili seyirciler, her zaman olduğu gibi yine hatırlatmalarım olacak programımıza başlamadan önce. Bizlere sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz ve sorularınızı oradan yazdırabilirsiniz. Sizlerin yönetmiş olduğu soruları biz buradan konuğumuza yönelteceğiz sorularımızı. Bugünden itibaren 24 Haziran'a kadar sevgili seyirciler seçim özel programımız devam edecek. Bizim kapımız ve gönlümüz herkese açık. Bütün siyasi partilere biz aynı mesafedeyiz. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yarın bir başka siyasi partinin milletvekili adayı, il başkanı bizim konuğumuz olabilir. Evet Sayın Ceyhan, öncelikle milletvekili adayınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Kısa bir selamlama konuşmasından sonra programımıza başlayacağız. Evet, sizi dinliyoruz. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir müesseseyi de Isparta'ya kazandırdığınız için de ayrıyeten bir Ispartalı olarak gurur duydum. Bu vesileyle değerli hemşehrilerimin mübarek Ramazan bayramını tekrar, Ramazan'ını tekrar kutlarım. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Allah bayramları erdirsin inşallah hepimize. Bu vesileyle bütün dost, arkadaş, bütün sevdiklerimize de merhaba diyorum, saygılar sunuyorum. Evet. Evet sevgili seyirciler, bugün Isparta çok hareketli günlerden birini yaşadı. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Cumhurbaşkanı adayı Sayın Meral Akşener'in Isparta mitinginden sonra bugün de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Isparta halkına hitap etti. Başbakan Sayın Binali Yıldırım'la birlikte. Bu yoğun programı haber müdürümüz, arkadaşımız Sayın Ferhat Kaya izledi. Oldukça yoruldular bugün. Ona da hoş geldin diyoruz. Evet Ferhat, evet, seni de dinliyoruz. Siyaset kazanı gerçekten kaynıyor Hakan abi. Evet. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitingi vardı. Hükümet Bey'den. Sayın Başbakan da Cumhurbaşkanı'ndan önce bir konuşma yaptı. Tabii miting alanıyla ilgili bu gelişmeler, hani özellikle İYİ Parti ile AK Parti arasındaki bu miting alanı doldurma polemiği bugün de sosyal medyada yoğun bir şekilde sürdü. Ona dikkat çekmek istedik. Artı her iki konuşmacı da hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Başbakan da Isparta'nın kararını verdiğini ve bir rekor oy oranı beklediklerini de ifade ettiler. Evet. Bugünkü mitingden yansıyanlar şimdilik bu şimdilik şekilde bu özetleyebiliriz. Kadar. Tabii o mitingin detaylarını ayrıntılarını evet. Da önümüzdeki günlerde muhataplarıyla konuşacağız. Biz hemen konumuza dönmek istiyoruz. Sayın Ceyhan, siz 2015 yılında da Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı adaydınız ve yapılan ön seçimde sıralamada 3. sırada yer aldınız ve seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili çıkardı. Evet. Bugün tekrar yeni bir seçimle karşı karşıya ama bu sefer baskın bir seçim olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi ön seçim yapmadı. Direkt genel merkez adaylarını belirledi. Öncelikle bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki saygı duymak zorundayız. Ben şahsen 7 Haziran'daki ön seçime girdiğimde 18 arkadaşla beraber, birbirinden değerli 18 arkadaşla beraber mücadele etmiştik. Ve o günkü şartlarda çok cüzi bir oy farkıyla 3. sırada olmuştum. Ve mücadelemizi devam etmiştik. 7 Haziran'da çok ciddi netice aldık. Malum 1 Kasım seçimi oldu. Ben 1 Kasım seçiminde tekrar genel merkeze ön seçim olsun diye dilekçe vermiştim. Zaman çok kısıtlıydı. Yine aynı bu şekilde merkez yoklaması oldu. Tabii normal süreci Kasım ayında olması lazım bu seçimin, evet. 2019. Ama 2019 seçiminde böyle çok erken alındığı için, ki bana göre bunun sebebi siyasi değil, tamamen ekonomik sebeplerdir. Onu sonraki günlerde tartışırız. Bu ekonomik sebeplerden bu kadar erken alındığı için böyle partimizin de aday tespitiyle ilgili görüşü bu şekilde oldu. Biz dilekçeyi verdik, müracaatımızı yaptık, kendimizi tanıtan dosyalarımızı sunduk. Zaten bizleri herkes çok iyi biliyor, genel merkezimiz ve genel başkanımız. Böyle bir listeyi uygun görmüşler. Listeyi genel başkanımız, genel merkezimiz takdirinde oluştu. Biz de vazifeyi yapmaya başladık. Dün itibariyle de anonsu yapıldı, sunumu yapıldı ve görevimize hem seçim bildirgemizi aldık
hem de anonsumuza çalışmaya başladık. Evet, onları da yine konuşacağız ama sevgili seyirciler, Sayın Ceyhan milletvekili aday adaylığı süreci içerisinde il örgütünün bir aday tanıtım toplantısı yapmıştı. Orada da çok iddialı sözler söylemişti. Biz İspartalı 100 bin oy alacağız ve 2 milletvekili çıkaracağız diye. Bu radikal çıkışından sonra yine geçtiğimiz günlerde aday olduktan sonra, birinci sıraya aday olduktan sonra bu kez AK Parti İsparta 1. ve 2. sıra milletvekillerini Hodri Meydan çekti. Onları İsparta'ya dar edeceğim dedi. Onları beceriksizlikle suçladı. Tabii bu açıklamalara İsparta AK Parti milletvekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç İsparta'ya gelir gelmez parti il örgütünde, il teşkilatında cevap verdi. Ve bir polemik başladı İsparta'da AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında. Tabii bazı internet siteleri bunu skora yansıttılar. Yani durum 1-1 dedi. Bu akşam tabii Mustafa Ceyhan buna cevap verecek. Bakalım skor 2-1 mi olacak yoksa berabere mi gidecek? Onu programımızın ilerleyen dakikalarında gündeme taşıyacağız. Ama biz her zaman olduğu gibi bu süreci adım adım takip ederekten gidelim. Sizin adayınızla ilgili parti içerisinde zaman zaman tepkiler oluştu. Size tepki gösteren partilerinize neler söylemek istiyorsunuz? Bu çok doğaldır. Çünkü 11 tane arkadaşımız bu göreve talip oldu. Bunların her birinin sevenleri var. Kendi arkadaşları, eşi, dostu var. Tabii ki liste 1 olmak isteyen, liste 2 olmak isteyen arkadaşlar var. 3-4 hakeza. Bu bir takdirdir. Genel yönetimimizin takdiridir. Böyle bir duygusal bir tepkiler oldu ama şu anda öyle bir tepki artık kalmadı. Beraber bugün bir toplantımız vardı yine il örgütümüzde. İlçe başkanlarımız ve il yönetimi, ilçe yönetimlerimizle beraber birlik beraberlik içinde çalışmaya başladık. Bu tip şeyler demokrasilerde olur. Cumhuriyet Halk Partisi bir demokratik oluşumdur. Yani burada herkesin söz hakkı vardır. Evet. Burada yani bir tepeden inme, her şey bir zapt altında olmaz. Fikirler tartışır, olabilir, saygı duyarız. Herkesin her bir fikirde olmasına gerek yok. Bunlar normal olağan partiyle ilgili şeyler. Tabii bir de AK Parti'nin bizdeki noktaları bazı sitelerde ve bazı yazarlardaki bizle ilgili dürtmeleri ve değişik motivasyonlarla onları aleyhte yazı yazdırmaları da bizi engellemeye çalıştı. Bunun sebebini de zaten biraz sonra söyleyeceğiz. Sayın Milletvekili itiraf etti onu. Evet. O bölümde söyleriz. O birkaç tane aleyhte yazıyı, çiziyi dikkate almazsak şu anda hiçbir problemimiz yok. Yani parti kaldı ki muhaliflerde. Kaldı ki hiçbir biz söndü diyorsunuz. Evet, hiçbir şey yok. Hepimiz beraberiz. Kaldı ki herkes her şeyi söyleyebilir. Kimsenin söylediği bizi yolumuzdan döndürmez. Evet. Sayın Ceyhan, artık seçime 27 gün gibi çok kısa bir süre kaldı. Yani zaten seçim bir baskın seçimdi. Süreçte çok hızlı ilerledi ve bugün itibariyle siz sahalara indiniz. Yani genel merkezden, Ankara'dan aday tanıtımından döndünüz ve bugün itibariyle ayağınızın tozuyla İslamköy'e gittiniz. Orada rahmetli Nazmiye Demir'in mezarında ziyaret ettiniz ve gün boyu yoğun bir çalışma yaşadınız ve bugün de bizimle berabersiniz. Söylediğim gibi de araya Ramazan Bayramı geliyor. Bu 27 günlük süreci nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Tabii çok zaman kısıtlı. Evet. Bizim merkez ilçe dahil 13 ilçemiz var. Ve toplam 203 köyümüz var. Geçen gün de bunu ben söyledim. Arkadaşlar, gazeteciler redakte ederken rakamların yerini değiştirmiş. Bir gazeteci arkadaş 320 yazmış. Şimdi herkes benim aleyhime yazıyor. Ya 320 köy yok, Mustafa Ceyhan köy sayısını bilmiyor. Arkadaşlar, canlı yayında izleyin. Ben 203 köyü, merkez ilçe dahil 13 ilçe dedim. Yani ben bunları çok iyi biliyorum. Bazıları bilmeyebilir ama ben gittim, gezdim, gördüm. Hepsini biliyorum. Dolayısıyla bir kere 13 rakamına da tepki gösterenler oldu ama siz 13 bunu, merkez ilçe dahil 13 ilçemiz var. Bugün belgelere de ispat ettiniz. Tabii, yani İsparta valiliğine girdiğiniz zaman İsparta ilçe sayısı 13 yazar. Evet, çünkü merkez ilçe bir ayrı ilçedir. Evet. Şimdi biz projemiz şu, her şeyimiz hazır. Biz zaten İsparta ile ilgili ne yaptık, nasıl yaptıkla ilgili bir proje hazırladık. Evet. Bunun içinde her ilçemiz ayrı, söyleyeceğimiz sözler belli. Merkez ilçeye ne söyleyeceğiz, Aksu'ya ne söyleyeceğiz, Sütçülere ne söyleyeceğiz, oralarda neler eksik, neler yanlış, neler ihmal edilmiş, evet. Bunların hepsini hazırladık. Bunlarla ilgili her ilçeye gittiğimizde bunları sunmaya başlayacağız. Bir kere 203 köye teke tek uğrayacağız. Uğradım, uğrayacağım tekrar. Oradaki bütün köydeki arkadaşlarıma çok selam, hürmet ediyorum. Her bir köye, şu ana kadar 7-8 tanesine uğramış durumdayım. Çok hızlı ilerlememiz lazım, zaman çok kısıtlı. Biraz bu işte malum sebeplerden Ankara'ya git gel, bunları açıkla, seçim beyanımız falan, biraz yavaşladık. Ama bugün itibariyle tekrar başladık. 203 köyümüze uğrayacağız. Merkez ilçedeki 44 mahallemizde toplantılar düzenleyeceğiz. Bunlara başladık. Sabah namazıyla başlıyoruz.
sahurlara kadar devam eden programlarımız var. Yani yürüyeceksiniz, adeta koşturacaksınız. Uzay ısında koşuyor zaten. Sayın Ceyhan, efendim bu süreçte Ispartalılık vurgusu çok ön plana çıktı ama sizin Ispartalı yerlisi olmadığınıza dair de bazı sosyal medyada tartışmalar oldu. İşte Ispartalı değil, dışarıdan gelen bir vekil olduğunuza dair de polemikler oluştu. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Vallahi esasında onu biraz sonra söyleyeyim ama şimdi biraz kendimi tanıtayım, o diğerlerini söyleyeyim. Önce doğru o zaman... Ben 2-3 cümle kendimi söyleyeyim, bilmeyen arkadaşlar belki olabilir, 400 bin hemşerimizin. Ben 1966 yılında Isparta'da doğdum. Isparta Gazi Kemal Mahallesi'nde Ulu Cami, Ispartalı arkadaşlar bilir, Ulu Cami'nin tam arkasında şu anda dershane olan binada doğdum. İlkokulu Ülkü İlkokulu'na gittim, sınıf arkadaşlarım hala Isparta'nın her yerinde duruyor. Ülkü İlkokulu'nu bitirdim. Sonra Merkez Ortaokulu'na gittim. Merkez Ortaokulu'ndan sonra Şehit Alişan Kalmaz Lisesi, şu anki Anadolu Lisesi'ne mezun oldum. Benim dedelerim, babamın akrabaları, hani şimdi yeni bir şey çıkardı, takip ediyorsunuz da E-Devlet'te, sizin geçmişinizi, TC kimlik numaranızı girin çıkıyor. Gururla, övünerek söylüyorum, o E-Devlet'te benim 1840'lara kadar ailemin kökeni Isparta Karaağaç Mahallesi. Ben 1840'a kadar E-Devlet'teki kayıtlara göre 1840'a kadar Isparta'nın merkezinde Karaağaç Mahallesi mensubu bir ailenin çocuğuyum. Buna da gurur duyuyorum. Dedem, kitapçı Mustafa Efendi, Isparta'nın en eski iki kitapçılarından biri. 1900'lü yılların başında rahmetli Demirel defter kitabı benim dedemden alıyor. İstanbul'dan gazeteler bir iki gün sonra geliyor Isparta'ya. Dedem bu gazeteleri, bu kitapları satan adam. Dolayısıyla aydın bir esnaf. Ve rahmetli babamın İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni okumaya gönderiyor. Babam da kendi çaplarında aydın bir insandı. Ama biz asilzade değildik. Yani yedi sülalesi hep bir yerlere gelenlerden değiliz. Biz esnaf çocuğuyuz. Bir kendi halimize mütevazi. Evet. Okutmuşlar bizi. Siz liseyi de Isparta'da okudunuz. Isparta'da okudum. Hakan Bey dair binlerce çocukluk arkadaşım var. Binlerce, 1-2-3-5 değil. Binlerce çocukluk arkadaşım var. Ve ondan sonra bir de şöyle enteresan bir şey var. Bunu söyleyenler beni tanımadıkları için söylüyorlar. Ben siyasete çok genç yaşta atıldım. 1983 yılında yasaklar kalktı ve Doğru Yol Partisi kurulma aşaması oldu. O zamanki Doğru Yol Partisi kurucusu il başkanı İbrahim Gürdal, il gençlik kolu başkanlığı ve ilçe gençlik kolu başkanlığı vazifesini kurmayı bana verdi. Ben 83-84'te siyasete girdim. Isparta'da o gün 36-37 mahalle vardı. Onların hepsinde toplam 1800 arkadaşı bir araya getirdim. Doğru Yol Partisi gençlik kolunu Isparta'da kurdum. Her sokağına bayrak astım. Her sokağımda toplantı yaptım. Bunu bana söyleyen adamlara biraz sonra söyleyeceğim. Kendileri Isparta'da haritada yerini bilmezlerken ben Isparta sokaklarında tırnak içinde siyaset yaptım. Hatta eylem yaptım. Ha, bununla beraber Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Kendi bölümü üçüncülükle, girdiğim bölümü 100 küsür puan farkla. Orta Doğu Teknik Üniversitesi işletme bölümüne girdim. ODTÜ mezun olmaktan da gurur duyuyorum. Bu da ayrı bir konu. Neden, niçin, niyeyi sorgulamadan kabul etmem. Bazı arkadaşlar bana diyor ki ya sen niye böyle her şeye itiraz ediyorsun? Ben ikna olmam lazım. Bana bir şey söylüyorsanız sebebini, sonucunu benim anlayacağım şekilde sorularıma cevap verdikten sonra ikna olmam lazım. Yani bu böyle olacak, metozörü, tat, yok öyle bir şey. Beni ikna etmeniz lazım. Ben de size fikrinizi anlatabilmem için ben de sizi ikna etmem lazım. Dolayısıyla Isparta ile ilgili Isparta'nın 200 senelik geçmişi olan bir ailenin çocuğuyum. Gurur duyuyorum. Bu mahallelerde, bu sokaklarda hatıralarım var. Şu Nazmi Toker Okulu'nda top oynamışlığım var. Kavaklı Cami'nin yanındaki arkadaki mezarlıklardan bir tanesi babaannemin, Mevlevi Şeyhi dedesinin mezarıdır. Evet. Kavaklı Cami'ye gidenler görür. Arka kapısında duran türbe. Yani böyle bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla bunu savunma için söylemek istemiyorum. Bunu söyleyenlere de gülüyorum. Yani Isparta'da herhangi bir sokakta girsinler, esnaflardan birine sorsunlar, tabii. Mustafa Cihan'ı yani, tanıyor musun desinler, yeterli. Hazırda Isparta'da esnaflık yapan, Isparta ikametinde birçok arkadaşlar var, dediği doğru. Tabii Demokrat Parti'de siyaset yaptım. Orada siyasete başladım. Orada siyasete başladınız. Tabii Demokrat Parti Parti değil, Doğru Yol Partisi'ydi bizim zamanımızda. Parti şimdi artık süreçindeki sorular Demokrat Parti olarak diyoruz. O zaman Doğru Yol Partisi'ydi. Tabii ondan sonraki süreçte geçen gün aday tanıt toplantısındaki açıklamanızda da şöyle ifadeniz oldu. Demirel'e sahip çıkmak size mi kaldı ya partililer şeklinde bir ifadeniz oldu. Madem Süleyman Demirel vurgusu Isparta'da geldik çok önemli. Bugün iktidar da mesela bugün Sayın Başbakan Demirel
ve Saadettin Bilgiç'i anmadan geçmedi. Yani böyle bir artık şey var. Sahiplenme, sahip çıkma normal bir şey olamaz aslında. Tabii tabii, eşyanlık tabiatına uygun olan bu zaten. Yani Sayın Süleyman Demirel'in Türkiye'ye mal olmuş, 6 kere 7 kere başbakanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı yapmış bir liderin memleketinde tabii ki doğru olanı onu alkışlatmak. Maalesef geçmişte o meydanda yuhlattıkları da oldu bu iktidarın, ama artık ondan vazgeçtiklerini, özür dilediklerini kabul ediyorum. Bu beyanı da samimi olarak kabul ediyorum. Doğrusu da budur. Dünü unutmak lazım. Sayın Demirel'e hepimizin sahip çıkması lazım. Evet, evet, anladım. Şuraya geleceğim. Demokrat Parti, hani bu demokrat kökenlik bugün İyi Parti'de de bir sahiplenme söz konusu. Yani İyi Parti'de işte demokratları kendine çekme gibi bir durum söz konusu. Bugün İyi Parti'de de siyaset yapma olanağı olsaydı yapar mıydınız? Bana teklif edildi kuruculuk. Ben uygun görmedim. Şu anki Cumhuriyet Halk Partili olduğum için. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partiliyim. Orada başka arkadaşlar siyaset yapsın. Ben Cumhuriyet Halk Partili olmaktan, Cumhuriyetçi ve Atatürk olmaktan bir sıkıntım yok. O partide de arkadaşlar siyaset yapabilir. Bizim hepimiz memleket millet meselesini öncelik yapana bir siyasi görüşteyiz. İyi Parti'deki arkadaşlara da saygı duyuyorum. Onlar da değerli insanlar. Şu anki milletvekili adayı arkadaşlar da birbirinden değerlidir. Zaten birin sıradaki arkadaş daha evvel Cumhuriyet Halk Partisi'nden de milletvekili adayı olmak istemişti bir iki kere. O zaman Sayın Süleyman Demirel ona referans olmamıştı. Bugün kendisi böyle bir referansı bulup siyasete bu partide girmek istemiştir. Saygı duyalım. Tabii siyaset ayrı bir şey. Siyasi geçmiş ayrı bir şey. Bizim siyasi geçmişimiz var. Ben 17 yaşından beri partinin büyük kongre delegeli yaptım. İl ilçe gençlik kolu başkanlığı yaptım. Gençlik kolları genel başkan yardımcılığı, gençlik kolları genel başkanlığı yaptım. Partinin 750 bin üyesinin genel başkanıydım. Ondan sonra Tansu Çiller Kongresi ile biz farklı bir açılıma girdik. Dünya görüşlerimiz farklı oldu. Biz ayrıldık doğru yoldan. Ben 93 yılında ayrıldım doğru yoldan. Ve 1997 yılında Demokrat Türkiye Partisi'nin en genç kurucusuydum. Hüsamettin Cindoruk, İsmet Sezgin, Gökberk Ergenekon'la beraber. Onlarla beraber başka bir çizgiye girdik. Bu çizgide de 2000'li yıllardan sonra tasvip etmediğim için ayrılıp siyaseti oy veren boyutta 2010'lara kadar devam ettirdim. O dönemde kendimi, hani hep onu söylüyorum, bana ailem cumhuriyetçi ol, Atatürkçü ol demedi. Çünkü öyle bir coğrafyada büyüdük. Kendimi ona görüyorum. Ben kendimi sıfatlarsam, birinci sıfatım ben cumhuriyetçiyim. İkinci sıfatım sosyal demokratım, demokratım. Üçüncü sıfatım vatanseverim. Hani bunu tırnak içinde etnik milliyetçilik gibi anlamayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatansever bir üyesiyim. Tek bayrağa inanırım, tek sınıra inanırım. Bu kimsenin de tek elinde değildir. Ama bununla beraber hümanistim. İnsan hak ve özgürlüklerine inanırım. Sınırsız, sorumsuz özgürlüklerden yanayımdır. Evet. Dolayısıyla siyaset beni 2010'lu yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğine getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün üye olmadım. 2010'lu yıllarda oldum. Sonra bir Eyüp'te, İstanbul'da yaşadığım ilçede bir belediye başkan adaylığı sürecim oldu. Ondan sonra 2015'te burada adaylığı sürecim oldu. Nasip bugüneymiş, küsmedik, darılmadık, mücadele ettik. Partim de bugün bu görevi bana verdi. Evet, tabii siyaseti dünü bir kenara bırakalım. Biz bugüne bakalım. Siz yine son aday tanıtımında Sparta'da 100 bin oy alacağız, 2 milletvekili çıkaracağız demiştiniz. Ama bu söylemenizi 2015 yılında da söylemiştiniz. Fakat o zaman Cumhuriyet Halk Partisi 60 bin oyu zor aldı. Bugün 100 bin oyu nasıl alacak? Çünkü liste bir Mustafa Ceyhan değildi. Evet. Şimdi tabii Hakan'cığım ne diyeyim? O zaman... Hayır, tabii olmuyor. Bu işler, yani bu şuna benziyor. Yedek oyuncu, bir kaleci de vardır. Futbolu severiz. Bir asıl kaleci vardır. Bir de iki tane yedek kaleci vardır. Büyük takımları yedek kalecileri de çok önemlidir. Ama biz yedek kaleci oynuyorduk o zaman. Ben Real Madrid'de forvet görüyorum. Kendimi Ronaldo görüyorum. Bugün yedek oynayan, yani üçüncü ve dördüncü sıradaki adaylara kızmıyorsunuz değil mi? Hayır. Onlara saygı duyuyorum. Hatta hiç de pasif değil arkadaşlar. Bizim arkadaşlarımız hepsi çok aktif. Üçüncü sıradaki arkadaşımız herkesten aktif. Çok çalışıyor. Çok da gurur duyuyorum. Aferin, tebrik ediyorum. Çünkü genç insanlar, bayrak yarışıdır bu siyaset. Benden evvel ben bir yaşlı abimden, bana göre biraz daha yaşı ilerlemiş bir abimden, İrfan Bey'den bahsediyorum. Çok kaliteli, düzgün, dürüst, kaliteli, dört dörtlük bir abimiz vazifeye bugüne kadar getirdi. Bu bir bayrak yarışıdır. O bayrak yarışını bana verdi. Ben de yarın bir genç arkadaşıma vereceğim. Kime vereceğim? Sokaktan birini tutup vermeyeceğim ki. Bu mevcut arkadaşlardan birine vereceğim. Biraz evvel ben siyasi süreci anlattım. Ben ömrüm boyunca bugünler için çalıştım. Bugünler için hazırlandım. Benim dostlukları biriktirdim, arkadaşlıkları biriktirdim, insanlara yatırım yaptım, hizmet yaptım. Ben bugün sokaklarda geziyorum, herkes beni odasına davet ediyor, dükkanına davet ediyor. Neden?
hep dokunmuşum onlara. Yani 18 yaşında başlayan süreç artık bugün meyvasını verdi. Evet. Yani onun için özellikle seçilme yaşını, seçme ve seçilme yaşını 18'e indirilmesi gençler için de büyük bir avantaj değil tabii mi? Ki siyaset daha erken yaşlarda atılabilecekler. Yani tabii ki pratikte ne kadar olur bilmiyorum ama ben 17-18 yaşlarında Isparta sokaklarında gençlik kolu başkanlığı yaptım. Benim bütün şu anda 3 partiden de yönetici olan arkadaşlarım var. Onlar Mustafa Ceyhan'ı biliyor, ben de onları biliyorum. Ama biz hiçbir zaman birbirimize kötü davranmadık. Hı. Hep merhabalarımız kaldı. Çünkü bizim ortak paydamız ülkeye hizmet edebilmek. Şu hayır, anda da onu söylüyorum. Biraz önce Ferhat, yani siz Demokrat Partili, Doğru Yol Partili kökenlisiniz. Bugün neden CHP'desiniz sorusunu sorarken ben hemen şunu da hatırlatayım. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sizin döneminizin gençlik kolları Antalya İl Başkanı. Ben Doğru Yol Gençlik Kolu, hayır İl Başkanı değil de Doğru Yol Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı iken bizim Mevlüt benim Gençlik Kolları Genel İdare Kurulu üyemdi. Evet. Şu anki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu benim İstanbul Gazi Osman Paşa İlçe Gençlik Kolu Başkanımdı. Ben onların hepsinin genel başkanıydım. O günkü süreç yani, ayrı. Bir sürü arkadaşlar var. Yani. Benim ortak paydam şu. Onlar ülkeye hizmet etmek için o partiyi seçmişler. Ben de ülkeme ve şehrime hizmet etmek için daha kendimi ortak payda da buraya yakın bulduğum için, dünya görgüm, kültürümü buraya daha adapte ettiğim için, uygun gördüğüm için bu partide siyaset yapıyorum. Neticede çok beni bu siyasi parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi seçmemdeki en büyük kritik cümle şudur. Atatürk'ün çok güzel bir sözü vardır. En büyük hazinem ve eserim birincisi Türkiye Cumhuriyeti, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi'de. Ben iyi bir Atatürkçüyüm, gurur duyuyorum. Vatanseverim, Türk bayrağına, Türk devletine, Türk Cumhuriyeti'ne ilelebet sonsuza kadar hiçbir mazeret olmadan bağlı bir insanım. Burada hizmet etmek istiyorum. Ve bu hizmeti de her zaman gurur duyduğum, Ispartalılıkla gurur duyduğum için Isparta'mda yapmak istiyorum. Evet. Ben Türkiye'nin her yerinde aday olabilirdim. Evet, ama biz yine sorumuza gelelim. 100 bin oya nasıl ulaşacağız? Şimdi Hakan'cığım çok güzel bir şey söyledin. Ben iddiam şu arkadaşlar. Yeni bu sistemle 4 milletvekili çıkarıyor Isparta'mız. 4 milletvekili ve bir ittifaklı bir sisteme geçtik. İttifaklı sistemde Cumhur İttifakı var ve Millet İttifakı var. Ben Millet İttifakı olarak en az 2 milletvekili çıkaracağımızı ve bu 2 milletvekilinin de Cumhuriyet Halk Partili olacağına inanıyorum. Ve dolayısıyla bunun için çalışıyorum. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti daha da iyi olabilir, daha da farklı olabilir. Herkes belli bir durumda hızlı siyaset yapar, şey yapar. Biz daha hızlı, daha büyük çalışacağız, daha çok koşturacağız. Kendimize göre daha çok mücadele edeceğiz ve İki milletvekili çıkaracak oyu kazanacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Bir, beni herkes şöyle anlasın. Ben hiçbir şey tesadüf yapmıyorum. Çözüm önerilerim hazır. Neler yanlış yapılıyor biliyorum. Ve bunları anlatıyorum. Ve artık bir şey var arkadaşlar. Benim kendi şahsi eşim, dostum, arkadaşım, hakkım olan, emeğim olan bir oyu o gün bugündür arkadaşım artık bana oyu vereceksin diyeceğim. En az 20-25 bin Isparta'da seçmen var aileleriyle birlikte. Ben onların hepsinin oyunu alacağım. Onlar beni seviyorlar, ben de onları seviyorum. Ben onlara bu yaşıma kadar emirlerinde çalıştım. Her zaman Isparta'ya, onlara, eşine, dostuna faydalı olmaya çalıştım. Onlardan da bir tek oy istiyorum. O da bugün. Evet. Bu bir. İkincisi, bir de beni hiç tanımayan ama Isparta'nın normal seçmeni olup acayip canı sıkın bir grup var. Bugün sokaklarda yürütmüyorlar beni. Teyzeler elimden tutuyor. Yetti gari Mustafa bunlardan kurtulalım. Tamam gari diyorlar. Yani yetti gariyi ben dedirttirmiyorum. Çünkü neden? Ispartalı artık yoruldu. Bu arkadaşlardan yoruldu. Bugüne kadar çok hizmet etmiş olabilirler. 16 yıldır hizmet ettiler. Tamam saygı duyuyoruz. Ha bunları biraz sonra söyleyeceğim. Hakan o fırsat verirse söyleyeceğim. Ha ben onların daha hizmet edebilecekleri iddiasındayım. Ha bunu daha iyi yapabilirlerdi. O veya bu sebepten yapmadılar, yapamadılar. Bundan sonra da aynı şeyi denemeye gerek yok. Bir insan 10 kere denenmez. Yani yapabilecekleri bir şey varsa zaten yaparlardı. Hep bunu veriyorum. Biraz sonra da o örneği soracaksınızdır bana. Yani yapabilecek olsalar şu Dereboğazı yolunu 16 yıldır yaparlardı. Evet. Bugün bile hala yapacağız denmezdi. Evet. Bugünkü Cumhurbaşkanı'nın Isparta mitingini izleyebiliriz mi? Ben o arada bir parti toplantısındaydım. Sonradan kamuoyundan baktım. Beraber ona girdik. Belirli bir şeye yani Ispartalıların sürekli siyasetçilere sorduğu Dereboğazı yolu işte Isparta Konya bölünmüş yol ve hızlı trenle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı hem tarih verdi hem de artık zamanı geldi yapılacak dedi. Sayın Cumhurbaşkanı 2015'te de geldiğinde aynı şeyi söylemişti. Dereboğazı bu yıl bitecek demişti.
Eğridir yolu bitecek demişti. Bu geldiğinde yine gidiyor. Benim tahminim herhalde Sayın Cumhurbaşkanı kandırıyorlar. Bizim Isparta'nın milletvekillerini kandırıyor artık. Kim kandırıyor anlamıyorum. Türkiye Avrasya Tüneli yok 3. köprü 5. bilmem ne her şeyi yaparken Isparta'nın 100 kilometrelik yolunu mu yapamayacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesi. Ha demek ki o bütçeden buraya para aktaramıyorlar. Ya da bu bütçenin başındakiler o parayı buraya aktarmaya yeterli kalamıyorlar, yeterli gelemiyorlar. Ben arkadaşlara beceriksiz dediğim zaman darılıyorlar bana. E darılmayın, becerememişsiniz. Siz dün 500 araçta karşılandınız. Nereden gelirken karşılandınız? Antalya'da. Çift yol yapamadınız, bölünmüş yol yapamadınız, beceremediniz yolda karşılandınız. Evet. Ben de oradan geçiyorum. Peki hemen bunu akabinde bununla ilgili bir sorun vardı. Şimdi siz milletvekili olursanız, Isparta'nın sorunlarını meclise taşıma ve çözme noktasında yeterli olacak mısınız? Yani iktidar olamadınız müddetçe. Yani çünkü 3 yıllık sürece baktığınız zaman biraz önce övgüyle bahsettiniz İrfan Bakır, soru önergeleri vermenin dışında Isparta hiçbir şey yapmadı. Ben ona katılmıyorum. İrfan Bey mevcut milletvekillerinden daha başarılıydı. Birinci sıra Süreyya Sadi Bilgiç toplam 3 kere 4 kere mecliste konuşma yapıyor. Bir tanesi Isparta ile alakalı o Nisan'daki 23 Nisan'daki doluyla ilgili bir ödeme ile ilgili bir konuşma, don olayı ile ilgili. Onun haricinde 2-3 tane plan bütçe ile ilgili görüşme. 2-3 tane varlık barışı falan falanla ilgili Isparta ile hiç ilgili olmayan kanun tekliflerine imzası var. Yazılı soru önergesi hiç yok. İrfan evet. Bey'in performansı, meclis performansı Süreyya Sadi Bilgiç'in meclis performansından 100 kat daha aktif. Yani. Bir kere konuşmamış. Isparta ile ilgili bir kanun teklifi vermemiş. Isparta ile ilgili konuşması topu topu. Bugüne kadar bir kere. O da 3 dakika. Evet. Yani Süreyya Sadi Bilgiç, Sayın Milletvekili, 16 sene milletvekili olmak önemli değil. Sen mecliste 16 dakika Isparta'yı anlatmamışsın. Bir tane Isparta ile ilgili kanun teklifi vermemişsin. Bir tane Isparta ile ilgili yazılı veya sözlü soru önergesi vermemişsin. Ha ben size diyordum beceriksiz, bunu üzerine bir de tembeli mi ekleyeyim? Ama ben eklemiyorum. Bizim İrfan Bey daha çok soru önergesi vermiş. İrfan Bey bana örnek veriyor değerli milletvekili. Soru önergesi vermek başarılı bir milletvekili anlamı taşımaması. Ama asgariden yani, bir uğraşmış işte, demek. 400, hiç vermeyene göre başarılı. Tamam, demek ki bir şeyi takip 400, ediyor. 430 bin Isparta'nın sorunlarını siz de bahsettiniz. Yani Dereboğaz yolu, işte çift yol, ondan sonra hızlı tren, işsizlik, işte üretim, istihdam birçok şeyler var Isparta'nın beklentileri var. Bunlara çözüm noktasında Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olmasını bekliyorsunuz. Oraya geçmeden bir evet. şey söyleyeyim. Tarihte arkadaşlar bilir, sen de hatırlarsın. 6 Eylül 1987 bir referandum vardı. Yasaklar kalksın kalkmasın. Evet. 12 Eylül Anayasası'nın yasakları vardı bütün liderlere. Ecevit, Türkeş, Baykal, Demirel, Erbakan. Ben o referandumda yasaklar kalksın kalkmasın mücadelesi yaptım. Sen de hatırlarsın. İşte rahmetli Turgut Özal burada yuhalandı. Yani. Olaylar oldu. Ben bir sürü, bir sürü oldu. Yasakları kaldırdık. Ve orada biz de katlandık, mücadele ettik. Oradan buraya getiriyorum. Hiçbir şey bedelsiz olmuyor. O mücadelelerden buraya geldik. Şimdi geliyoruz buraya, biz hiçbir şey olmamış gibi biri bizi yazıyor diyelim 16 yıl oturuyoruz. Soru önergesi bile vermiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Bizi böyle bir despot bir düzen, beni karşılamaya gelin 500 araba geliyor. Dün bir arkadaşım diyor ki ya kusura bakma Mustafa, biz gitmek zorundaydık. Gitmezsek işim gücüm bozulacak. Ben isim vermek istemiyorum. Herkesin ne dediğini biliyorum. Mecbur gel diyorsunuz geliyorlar. Git diyorsunuz gidiyorlar. Bugün dahil. Neyse o bölümlere hiç girmeyelim. Bizim şunu yapmamız lazım. Biraz evvel sorunuza cevap olarak söylüyorum. Biz zaten muhalefete talip değiliz. Ben o arkadaşlar gibi 16 yıl milletvekili olup bir kere bakan olamayanlardan olmam. Biz iktidara geleceğiz ve ben bu iktidarı ulaştırma bakanı olacağım. Ne eksiğim var ki? Bu Dereboğazı yolunu ben yapacağım. Yani Ulaştırma Bakanı olacağım derken tekrar parlamenter sisteme dönüldüğü zaman. Çünkü meclis sistemde bakan olma şansımız yok. Çünkü senin sorunun cevabı da orada geliyor. Biz Cumhurbaşkanlığını Muharrem İnce'nin alacağına inanıyoruz. Bizim Yüce Türk Milleti'nin bu kararı vereceğine inanıyoruz. Ve biz sonra parlamenter sisteme geri dönme kararını alacağız. Bunu bizim seçim vaatlerimizde, sözleşmelerimizde bu var. Biz sistem olarak şu anki sisteme itiraz etmiyoruz. Referandumda böyle karar verilmiştir. Halkın takdirine saygı duyuyoruz. Ama sayısal çoğunluğumuzu aldığımız takdirde Cumhurbaşkanımıza Sayın Muharrem İnce olduğu takdirde bir sistemin tekrar eski hale gelmesini, parlamenter demokrasi sistemine dönmesini istiyoruz. Öyle bir sistemde
ben Dereboğazı'nı 16 yılda bitiremeyenler gibi olmam. Ama efendim bugün iktidar da şunu söylüyor. Yani bölünmüş yol bunların aklında bile değildi. Aklına hayallerine bile gelmeyecek projelerdi. Bu ülkede bölünmüş yolları biz yaptık. Ondan önce bölünmüş yol mu vardı? Şeklinde ifadeleri var. Ben çok güzel bir şey söyledim. Yaş olarak belki biraz senden 3-5 yaş büyük olabilirim. Şu anda arkadaşlar bu Ispartalı arkadaşlarım da biliyor. Isparta'daki devlet yatırımlarının hepsini bundan evvelki iktidarlar yaptı. Üniversiteyi. Bugün herhalde Sayın Cumhurbaşkanı dili sürçtü. Üniversiteyi ben getirdim dedi. Bence o ikinci üniversiteyi kastetmişti. O yüzden ben dili sürçtü diye kabul ediyorum onu. Bu üniversiteyi ben getirdiğimi dili sürçtü diye kabul ediyorum. O üniversiteyle de ilgili, ikinci üniversiteyle de ilgili fikirlerimi birazdan söyleyeceğim ama Süleyman Demirel Üniversitesi'ni kim yaptı? Demirel yaptı. Sayın Demirel yaptı. Isparta Havalimanı'nı kim yaptı? Demirel yaptı. Buraya kadar bir sürü hastane, okul kim yaptı? Demirel yaptı. Bu yolları kim yaptı? Demirel yaptı. Bunların yaptığı ne var? Söyleyin bana ne var? Bunların yaptığı şu anda 2-3 tane yolun yanına bir yol daha yapabilmek. Bu otoyolları kim yaptı? Biz yaptık. Kaldı ki bir de şunu bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ekonomi çok kötü. Sen yaptın da 500 milyar dolar da borç yaptın. 1 lira yapılacak şeyi 10 lira yaptın. Hani sen şimdi yol yaptık. Neyle yaptın? Biz niye şu anda dolar 4.70 oldu? Tefeciye düşmüş tüccar misaliyiz. Herkes şunu anlasın arkadaşlar, doların fiyatı yükselmiyor. Türk lirasının fiyatı düşüyor. Türk lirası değersizleşiyor. Bunun sebebi ne? Çok basit anlatayım. Esnaf arkadaşlar bilir. Bugün ödeyecek çekiniz, senediniz var, cebinizde paranız yok. Komşuya gidiyorsunuz, para vermiyor. Bankaya gidiyorsunuz, banka diyor ki senin kredin dolu, sana kredi vermem. Faktöringe gidiyorsun, vermem. Herkesi geziyorsun. En sonunda en yüksek faizli bir tefeci diyor ki gel sana veririm. 100 lira veririm ama yarın 150 lira alırım. Sen de nacar kalmışsın, sıkıntın var. Mecbursun o çeki seni ödeyeceksin. Gidiyorsun o tefecinin tefecisinden 100 lira verip yarın ödemek üzere 150 lira borç alıyorsun. 150 lirayı. Bugün 100 lira, yarın 150 olacak. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin durumu şu anda budur. Bundan dolayı sen hiçbir şey yapmamışsın, bir de yaptığın şey bu fiyatla. 500 milyar dolar parayı nereye harcadın? Ha, o bölüme gelirken şunu söyleyeyim. Bugün bir arkadaşla konuşuyorum. Çok da güzel bir şey söylüyor. Gülerek de söylüyor. Diyor, Mustafa Bey sizle ilgili şunu söylüyorlar. Ne söylüyorlar dedim. Ya CHP'ler iktidar gelse her şeyi satar. Sen ne dedin dedim. Adam da çok esprili bir arkadaş. Dedi ki ya ben şunu söyledim. Satacak ne bıraktınız ki? Onlar satsın. Yani satacak ne bıraktınız ki biz satalım? Her şeyi sattınız. 500 milyarda borç yaptınız. Hani bu bölünmüş yol sen diyorsun ya. Bölünmüş yolu bilmezlerdi. Biz her şeyi biliyorduk. Bu okul, bu Isparta'nın geldiği 2001-2002 yılında bir tane elektriksiz köyü yoktu. Bir tane suyu olmayan köyü yoktu. Köy çocuğu. Ben işte merkez içe çocuğuyum. Var mıydı Hakan? Demirel'in zamanında köyleri, elektriği, suyu, telefon, her şey var. Ne eksik? Üniversitesi var. 86 bin üniversite. Gelelim üniversiteye, hazır konu açılmışken oraya gireyim. Biraz atlıyorum. Kusura bakmayın ama. 15 Mart 2015. Ön seçimde ben yine böyle çalıştım. Ben projeci adamım. Her gittiğim yerde proje yaparım. Sen bana gel mahalle muhtarı aday ol da ben o mahalleye ilgili proje yaparak gelirim. Çünkü teknik olarak sana saygı duyduğumdan, o muhite saygı duyduğumdan, şu benim Isparta'ya saygı duyduğumu gösterir. Her ilçesiyle ilgili projeler yaptık. He, yine 2015 ön seçimine gittim, Eğridir'deyim. Eğridir'de arkadaşlar bilir. Özellikle Eğridir'de bizim kadın kolları çok kuvvetlidir. Oradaki kadın kuvvetlerindeki Yıldız Hanım dahil bütün arkadaşlar falan var. Dedim ki bakın benim de size bir vaadim var. Vaadim şu. Eğer biz iktidara gelirsek ön seçimde ben seçilecek birinci sırada milletvekili olur ve birinci sırada milletvekili seçilirsem ilk icraatım meclise gidince Isparta'ya ikinci üniversite kurmak için dilekçe vermek olacak ve bunun adı da Eğridir Üniversitesi olacak dedim. Evet. Bunu niye söyledim? O tarihte biraz evvel Mevlüt Bey'den örnek verdiniz. Mevlüt Bey'in kasabası, ilçesi Alanya'da şu anda iki tane üniversite var, üçüncüyü kuruyorlar. Bir ilçede iki üniversite var, üçüncü kuruyorlar. Biz koskoca bir şehirdeyiz. Yok, niye? İhtisas bir üniversite kuracağız. Eğridir'de turizmden, su ürünlerinden, diğer meyvacılıkla ilgili. Çünkü Eğridir Gölü'nün etrafı biliyorsun, her taraf meyve bahçesi, onlara hitap eden spesifik özel amaçlı bir üniversite kuracağız dedim. Bunu geldiler, getirdiler. Şimdi ne yaptılar? Arkadaşlar yine burayı da Isparta için yapılmıyordu. Başka vilayetlere yapıyorlardı. Son dakikada kanunun en son maddesidir Isparta. Son dakikaya şöyle eklediği verdiler. Ne eklediler? Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bir parçasını kopardılar.
kopardıkları bütün meslek yüksekokulları, bir tane iki tane fakülte, ki koparılan üniversitenin bölümlerinde bir tek hoca memnun değil. Bırakın hadi gönüllü giden var mı? Bir tek öğrenci memnun değil. Sen böldün üniversiteyi. Ve ben bunu söylerken yanlış anlamayın. Üniversiteyi yumurtlattılar. Biz yumurtlanmış, bölünmüş, parçalanmış üniversite istemedik. Sıfırdan yeni ya, sıfırdan git, kadrosunu getir ve ihtisas sahibi bir yeni bir şey yap. Mevcut olan meslek yüksekokullarını doldurdun oraya. Bütün ilçelerdeki meslek yüksekokullarını bir üniversiteye koydun. Adı da bir garip. Yani böyle bir üniversite adı da olmaz. Bilmem ne bilmem ne bilimler. Türkiye'de ilk defa oldu söylüyor. Uygulamalı bilimler. Biz şimdi icat edeceğiz o zaman. Dünyadaki ilk defa bir işi Türkiye'de Isparta'da icat edeceğiz. Biz deneme yanılma bölümü müyüz? Bizim üzerimizde mi deneme yanılma yapacaksınız? Isparta Üniversitesi'nin Kobay Üniversitesi'niz mi? Niye gidin başka yerde deneyin? Süleyman Demirel Üniversitesi geçen sene 8-9 tane patente ancak başvurmuş. Niye? Destek verin. Onu ödenek verin. Pırıl pırıl üniversitede hocalar var. Pırıl pırıl öğrenciler var. Onları geliştireceğinize, büyüteceğinize, siz ne yapıyorsunuz? Araştırma merkezleri kuracağınıza, teknoparklarınızı büyüteceğinize üniversiteyi koparıyorsunuz. Zorla hepsi canı sıkkın, üzgün. Yeni bir üniversite kuracağız. Arkadaşlar bu özeti şudur. Burada sizin huzurunuzda şunu söylüyorum. Ispartalı hemşehrilerim, arkadaşlarım. Darılmayın, gücenmeyin. Mevcut AK Parti hükümeti, AK Parti'nin yöneticileri Isparta'yı sevmiyor. Ispartalıları sevmiyor. Bu iki tane milletvekili arkadaşlar kabiliyetleri bu kadar. Sevilmeyen bir yerde ancak bu kadar yapıyorlar. Becerileri de bu kadar. Darılmaca gücenmece yok, biraz sonra söyleyeceğim. Başka hiç art niyetleri olmadığını kabul edeyim. Asgariden bunları koparamıyorlar. Getirin. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir sürü konuşma yaptı. Bölünmüş yollarla ilgili. Bir tek şey söylüyorum. İşte iki tane gazetesiniz. 3 sene evvel aynı meydanda aynı bölünmüş yollarla ilgili kaç kilometre söylediler? Bugün kaç kilometre söylediler? Yani her seçimde rakamlar değişiyor. Ya bir karar verin. Bölünmüş yol 46 kilometre miydi? 100 kilometre miydi? Buna ilave 80 kilometre mi yaptınız? 180 kilometre mi yaptınız? Bir yolu yapamıyorsunuz. Yaptığınız yolda her seçimde farklı konuşuyorsunuz. Niye? Size biri yazıp getiriyor, okuyorsunuz. Evet. Arkadaşlar, özeti Isparta ve Ispartalılar hak ettiği gibi yönetilmiyor. Hak ettiği gibi temsil edilmiyor. Her şey layık olan bir şekilde temsil etmek lazım. Ben ne diyorum? Ben kendime göre iyi eğitimli, iyi bir çevresi olan, kendini geliştirmeye adamış bir insanım. Okuyorum, yazıyorum. Şu seçim bildirgesini dün bize Ankara'da verdiler. Bunun tamamını tek tek okudum, not aldım. Hangisi bizim Isparta'ya uyar? Ispartalılar için ne var? Emekliye ne diyoruz? Öğrenciye ne diyoruz? Öğretmene ne diyoruz? Isparta için özel bir... Bunlarla ilgili de notlar yapacağım. Tabii ki bizim kalkınmada önceliği. Mesela şimdi şu var. Bizim en büyük sıkıntımız ne oldu? Artık sanayici arkadaşlarım var. Ben burada televizyonda program yapacağım deyince sanayici arkadaşlar bana mesaj atıyor. Mustafa Bey diyor, bütün herkes diyor Dinar'a, İzmir'e fabrikalarını götürüyor. Teşvik sisteminden yararlanamıyoruz. Isparta artık sanayi yatırım yapamaz hale geldi diyor. Evet, biz diyoruz ki yeni kalkınma planlarında bölgeler ayırıyoruz. Burayı Batı Akdeniz bölge trendini alıyoruz. Burayla ilgili özel proje çıkartıyoruz. Yani özel bir teşvik. Tabii, bölge hayır, bölgesel. Güneş projesi var, Doğu projesi var. Bunları yapıyoruz. Isparta ile ilgili bizim birinci projemiz bunlar. Hızlı tren projesinin istasyonunu Burdur'a getiriyorlar. Biz Isparta'ya getiriyoruz. Sözü veriyor musunuz? Tabii ben milletvekili olursam bununla ilgili mücadele edeceğim. Çok hızlı geçiyoruz. Bazı soruların cevabını alamadık. Mesela evet. İkinci üniversite ile ilgili Sayın Akşener, Türkiye'deki bölünmüş bütün üniversiteleri tekrar kapatacağız, birleştireceğiz dedi. Satılan şeker fabrikalarını tekrar geri alacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktada bir şeyi var mı? Manifestosu var mı? Söylemi var mı? Ya, tabii ya da sizin görüşünüz nedir yani? Şimdi parti politikası olarak bu özelleştirmede biz de şeker fabrikalarıyla ilgili aynı düşünüyoruz. Üniversitelerle ilgili onu... Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse ve siz de milletvekili olacaksınız ya da bakan olacaksınız. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bölünmüş üniversitesinin daha da büyümesi ya da daha da böyle yeni fakültelerle gelişmesi yönünde bir yol izleyeceksiniz yoksa tekrar birleşmesine mi? Bunu o zaman şöyle söyleyeyim. Biz entelektüel bir yorum yapalım. Kendi aramızda entelektüel bir konuşma yapıyoruz. Dünyadaki örnekler var. Arkadaşlar bizim en büyük hatamız şu. Dünyayı takip etmiyoruz. Dünyada üniversiteler yüzlerce yıllarla konuşulur. Evet. Bir Harvard Üniversitesi 250 yıldır. Bir MIT 180 yıldır. Bir Londra'daki Oxford, Cambridge 300-400 yıldır.
Şimdi bir üniversitenin yıllanması lazım. Evet, bölünmesi için. Bölünmez. Yani üniversite bölünmez. Yıllanır, büyür. Orada bir artık kültür oluşur. Tarih oluşur. Birikim oluşur. O kütüphanelerinde yüzlerce yılın doktora tezleri oluşur. Onları kendinde özümser ve yeni gelen gençler bunu kendiyle beraber şey yapar. Üniversiteler bölmediği bir olay yok. Bu karpuz değil ki bölesin. Peki yani sen yeni bir üniversite kurarsın ve yeni kurduğun üniversiteyi de farklı bir sektörde yaparsın. Biz büyümeyi yanlış mı anlıyoruz? Yani bugün 100 bine uğraşan bir öğrenci biz. İşte büyüme, evet, bir mevcut yapı var. 30 binlerden 40 binlerde olan üniversite mevcudu bugün 100 binlere ulaşmış şekilde ve artık bu yükü hem altyapısıyla birlikte bu üniversite çekmiyor ve yeni bir üniversiteye ihtiyaç var ve bazı bölümlerin, özellikle meslek yüksekokulu bölümlerinin, özellikle ilçelerdeki bölümlerin alınıp buraya konulması aslında şeklinde bu yük atma süreci gibi bir şey. Bence mi? Ben üzülüyorum, pardon Hakan Bey, oradaki üniversite hocalarının bilgisi dışında, rızası dışında o hocaları almak, atmak. Biraz evvel siz kelimeyi atmak diyorsunuz. Niye atıyorsunuz? O çocukları, onlar Süleyman Demirel Üniversitesi'ne girmişler. Şimdi ben öyle deyince diyecekler ki onlar Süleyman Demirel Üniversitesi'nden diploma alacak. E olsun, diploma aldıkları üniversite başka bir üniversiteye çeviriyor bir müddet sonra. Ne gerek var? Süleyman Demirel isminden mi rahatsızlığınız var? Yani Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Türkiye'nin en çok öğrencisi olan üniversite olmasından bir rahatsızlık mı duyuyorsunuz? Bırakın 180 bin öğrencisi olsun. Ne zararı var? Şehri ona göre dizayn edin. Öyle bir büyük üniversite olsun. Ha bu doğru mudur değil midir? Ayrı bir tartışma konusu. Ama artık onu bu hale getirdiysen... Mevcut üniversiteyi daha da dizayn edin. Hayır. İkinci üniversite. Hatta üçüncü, dördüncü üniversite de olabilir. Bugün Oxford bir kasabadır. 80-90 tane üniversite vardır. Takılmayın üniversite sayısına. Nitelik ve nicelikleri olan. Isparta Üniversitesi buraya kadar geldi. Bana sorarsa bu saatten sonra orayı daha fazla büyütmem. Yeni bir üniversite kuralım. Yeni bölümleri, yeni üniversite. Nedir? Dünyada yeni meslekler oluyor. Artık biz bilimi araştırıyoruz. Ben 15-20 gün evvel Japonya, Kore'ye gittim. Kore, dünya 2. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Amerikalılardan ikinci sonra en çok ölen biz olmuşuz 1950'de. 2000 tane Amerikalı ölmüş orada. 1000 küsür tane, 1100 tane de bizim şehitimiz var. 20 bin asker göndermişiz 1950'de Kore'ye. 1100 de şehit vermişiz. Ve 1990'larda büyük bir kriz geçirmiş. Şimdi 2018 inanamazsınız. Caddeler altı gelişli, altı gidişli caddeler oralar müthiş bir ülke olmuş. Ne yapmış? Teknoloji bazlı eğitimini almış. Gençleri yetiştirmiş ve sanayi ona göre yapmış. Seul'de en çok ne var? Üniversite var. Üniversitenin çoğalmasından korkmayın. Ama üniversite yapmak için bölmeyle değil. Eridire'de üniversite kuralım. Meyvecilik üniversitesi olsun. Tamamen meyveyle ilgili kirazın, elmanın bilimi, ilacı, kültürü neyse onu yapsın. Turizmi getirsin. Bugün bölüm açmak için açılmış bölümler şimdi var. Şimdi çok efendim rahat yani, mesela şunu söyleyeyim. Aksu'da bir meslek satışı olmasının mesela bir anlamı var mı? Şimdi bence ben daha da ileri götüreyim. Dünyayı bilin, inceleyin, araştırın. Evinizden bir çıkın. Ey sayın çok becerikli milletvekilleri. Dünyada havacılık okulları vardır. Amerika, Florida'da Embraer diye bir okul vardır. Pilot yetiştirir. Düş ufacık bir şehirdir. O Daytona Beach diye bir yerdedir. Daytona Beach dediğin yer Eridir kadar bir yer. Güzel bir havalimanı var deniz kenarında. Pilot yetiştiren bir yerdir. Siz pilot olmak istiyorsanız 50 bin dolar para verirsiniz. Orada bir eğitim alırsınız ve sonra pilot olursunuz. Onun bir süreci var. Gelin işte Keçiborlu, Isparta Havalimanı. Oraya bir havacılık pilot üniversitesi kuralım. Efendim zaten bir sürü havacılık meslek yüksekokulu açılıyor zaten. Ya arkadaşlar meslek yüksekokulu demek da başlandı. Genç arkadaşlarımız sokakta gelmesin. Burada otursun diye kendilerine göre icat edilen bir branş. Meslek yüksekokulu diye bir okul var dünyada. Evet, merak ediyorum, var mı? Yani ben görmedim, duymadım. Eğitim verilen bir meslek yüksekokulu diye bir okul yok. Bir teknik eleman meslek yüksekokulu diye bir okul yok dünyada arkadaşlar. Kendimizi kandırmayalım. Bu benim şahsi Mustafa Ceyhan görüşüm. Ben diyorum ki her şeyin bir mesleği olur. Necisin sen? Gazetesin. Sen nesin? Doktor. Sen nesin? Mühendis. Sen nesin? Pilot. Sen nesin? Belli değil. Gençlere yazık. Gençlerimizi meslek sahibi yapalım ve geleceğin mesleklerini yapalım. Bilgisayar programcısı, genetik kodlamacı, uçak pilotu. Bunları yapalım. Biz ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu gençleri kandırmayalım. Gençler bizim gencimiz. Ve genç arkadaşlar buradan şunu söylüyorum. 1 milyon 600 bin genç arkadaşım 18 yaşında oy kullanacak. Ve sizin
muhtemelen en çok izleyeceğiniz o gençlerdir. Evet, evet. Ben size şunu söylüyorum ey gençler. Hiçbir şey peşinen kabul etmeyin. Hiçbir zamanda annenizin babanızın şu partiye oy ver dediği zaman da o partiye oy vermeyin. Dinleyin herkesi. Kim daha özgürlükçü? Kim daha demokrat? Kim daha liberal? Kim daha insanı insan için seviyor? Kim sizi düşünüyor? Onlar için mücadele edin ve onlara sivil hakkınız olan oyunuzu verin. Dedem bilmem ne partiliydi. Babam onun devamı ben de oy veriyorum. Yok öyle bir şey. Hangi devirdesiniz? Atatürk neye yıkmış saltanatı? Atatürk ne demiş? Birinci hazinem gençler. Ve bir şey söylüyorum. Atatürk ne demiş? Gençler demiş. Kızlar erkekler dememiş. Her zaman şunu söylüyorum. Kadınlar ve genç kızlarım. Bizim başımızın tacısınız. Atatürk hiçbir zaman size ayrım yapmamış. Genç kızlar, genç erkekler. Kadınlar, erkekler. Atatürk'ün bir nutkunda böyle bir laf duydunuz mu? Duymadık. Konuyu tekrar üniversiteye getireyim. Biz gençlerimize meslek sahibi yapan üniversite kuracağız. Benim gücüm ne? Ben size burada söz veriyorum. Benim bir taahhütlerim olacak. Son programlarda birkaç programda yapacağız inşallah. O zaman söyleyeceğim. Ben milletvekili olursam şunları yapacağım. Taahhüt ediyorum diye bir taahhütname imzalayacağım. Bunlardan bir maddede şu. Isparta milletvekili olarak birinci imza. Kanun teklif vererek Isparta Eğridir Üniversitesi kurulmasını istiyorum. Bu konusu yani şu konuda. Yani bir sözünüzün arkasındasınız. Evet aynı noktadayım. Hiçbir benim siyaset yapma iddialarım var. Ben sebepsiz sonuçlu siyaset yapmam. Ben emekli oldum kahve köşesinde oturmayayım gelim siyasete gireyim diyen biri değil. Ben hayatımın en verimli zamanında iş hayatında çok aktif olduğum bir dönem siyasete giriyorum. Ve Sayın Genel Merkezimizin bana direktifleriyle beni yönlendirmeleriyle aday oldum. Ben yurt dışı bir sürü projede bir sürü işler yapıyorum. Siz çok yakından biliyorsunuz. Ha şimdi birinci işim ne? Eğridir Üniversitesi. İkinci işim ne? Isparta, Keçiborlu, Gönen kavşağında pilot yetiştiren havacılık üniversitesi kurmak. Aynı Amerika'daki Florida eyaletinin. Daytona Beach şart mı? Hayır. Vakıf da olabilir. Yarı devlet olabilir. Özel olabilir. Sen şimdi geldin burada Isparta TV diye bir televizyon kurdun. Evet. Tebrik ediyorum. Bravo. İnternetten televizyon yapıyorsun. TRT mi olman lazım illa? Yok. Arkadaşlar bunların kafası örümcek kafa. Bunlar hep TRT mantığında. Biz olalım az olma. Zart surt hiç kimse bir şey yapmasın. Sus otur. Ya bir de böyle Isparta'da bir şey yok. Yatırımlarını bankada, tasarruflarını bankada değerlendirenler için de aslında bir fırsat değil mi? Arkadaşlar yani hani Türkiye'de üniversitelerde siz kurabilirsiniz. Özel sektör, kamu olabilir. Şimdi yeni bir kanun da çıkacak onunla ilgili. Bunları da biz destekleyeceğiz. Olmadı. Devleti de biz yönlendirelim. Vakıfları yönlendirelim. Gittiler İstanbul'da ne kadar kamu arazisi varsa kendileri vakıf kurdular, üniversite yaptılar. Niye burada yapmıyorsunuz? İşte bizim burada eski hastanenin olduğu yer. Oraya bir vakıf kuralım. Orayı bir başka üniversite yapalım. Orası zaten yeni üniversite için şuraya bir alternatif olarak sorduk. Evet. Yani bakın arkadaşlar ayrı bir vakıf olsun, üniversite olsun diyorum. Devletin içinde olmak zorunda değil ki. Yani hür teşebbüs. Biz hür teşebbüsten yanayız. Ama teşvikler de lazım yani eğitim teşvikleri de gerekiyor. Gelsin verelim işte biz onu diyoruz. İş adamları da onu söylüyor. Niye vermiyorsunuz? Siz sadece şeker fabrikası satmaya biliyorsunuz. Ey iktidar. Sayın Bilgiç gittin halı fabrikasını sattın. Gittin şeker fabrikalarını satmasının plan bütçede imzasını attın. Evet. Ne oldu? Evet ama şimdi tabii konuyu açıyorum ama çok da hızlı gidiyor. Artık ilk bölümün bitmesinde 10 dakika var ama çok geriye döneceğim Ferhat. Sayın Ceyhan bir konuyu söylemişti. Dedi ki Türkiye'nin şu anda 500 milyar dolar dış borcu var dedi. Yanılmıyorsam. Doğru mu? Yaklaşık. Peki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse, yani elinizde bir sihirli değnek yok herhalde değil mi? Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede Türkiye'yi düzlüğe çıkarma için hem 500 milyar dolar borcu ödeyeceksiniz, hem yatırım yapacaksınız, hem İslam, hem üretim. Asgari ücret tartışmaları yine partiler arasında. Şimdi bugün de Saadet Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yoksulluk sınırının üstünde bir aşık şey... Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten söyledi. Seçim beyannamesinde var. Şimdi, yani en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak diye söylemişti. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak ki 1.600.000 olsun. Arkadaşımız var öyle. 1.600.000 emeklimiz 1.500 lira maaş alıyor. Yazık. Çünkü neden? Bugün 1.500 lira bir emeklinin maaş alması, evi falan yoksa Allah kolaylık versin. Asgari ücretinin 1.600 lira olduğu yani, tartışıldı bir onu dönemde. Kesin 1.500 yapacağız. 2019'dan itibaren asgari ücreti net 2.200 lira yapacağız. Ve bunda da işveren payını işverene ödettirmeyeceğiz. İş adamları rahatsız olmasın. Ha biz bunları söylediğimiz zaman hemen şunu diyorlar. Nereden bulacaksınız kaynağı? Evet ben onu soruyorum. Ya, ama ey sevgili ha. Türkiye'nin kamu maliyesi hayır kaldırabilecek güçler. Sevgili kardeşim. Kaldıracak güçler. O zaman şimdi niye verilmiyor? Tamam çok güzel. Ben de aynısını söylüyorum. Sevgili kardeşlerim.
2015'te de biz 1500 lira olacak dedik. İki bayramda emekliye 1000 lira maaş vereceğiz dedik. Kıyamet koptular. Nereden bulacaksınız, nereden bulacaksınız, nereden bulacaksınız? E buldunuz, veriyorsunuz işte. Niye 100 senedir bu emekliye binler lira bayramlarda para vermiyorsunuz? Ya isterse bulunabiliyor. Ya isterlerse bulurlar. Faizleri 0.001 aşağı indirsinler. Bulurlar. Şu anda tefeciye düşmüş durumdalar diyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Hiç yani siz aynı zamanda teknik bir, yani hem işletmecisiniz hem ekonomistsiniz. Evet yani, bense. Yani o noktada kafanız çok çok şey biliyor. Şöyle söyleyeyim. Özellikle bu 500 bin lira yakın dış borç nasıl ödenecek ve Türkiye ben, nasıl? Ben size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar seçimi erken almaların tamamen tek sebebi ekonomik. Evet. Kimse kendini kandırmasın. Kasım'dan bu yara seni beni sevdiklerinden seçimi erken almadılar. Ekonomik çok ciddi bir kriz var. Ve bundan dolayı ikinci bir iddiamda Mart'taki yerel seçimi de Kasım'a falan alacaklar. Evet, çünkü götürmeleri mümkün değil. Ha burada nedir amaç? Bakın burada yanlış bir şey var. Ekonomi, para dünyanın her yerinde sıvı iletken gibi. Yani iki bardak birbirine döküldüğü zaman nasıl birbirini tamamlar? Onun gibi. Siz parayı istediğiniz gibi yönetemezsiniz. Paranın bir kuralları var. Para korktuğu yerden kaçar. Geçen çarşamba günü 3 milyar dolar keş parayı Türk vatandaşları satın almış, gitmiş döviz bürolarından, bankalarından götürmüş evine. Yazık, güvensizlik başlıyor. Ekonomi dara götürüyor bu. Biz güvene getireceğiz birinci. Biz istikrar getireceğiz, güvene getireceğiz ve diyeceğiz ki rahat olun. İki, bakın burada hep faize düşürmeyle uğraşıyorlar. Biraz teknik bir tabir olacak. Sayın hemşehrilerim darılmasın, gücenmesin. Bir iki cümle teknik bir şey söyleyeyim. Anlamadığınız bir şeyler varsa da ben sonra size anlatırım. İstediğiniz zaman da beni arayın, sorun. Faiz, her zaman söylerim, bir sebep değildir, sonuçtur. Bir şeyler yanlış gidiyorsa faiz yükselir. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Faizi düşüreceğim, düşüreceğim. Bu niye benziyor? İşte biraz evvel verdiğim tefeci örneği. Sen tefeciye düşmüşsün. Bir şeyler kötü gidiyor ki. Kötü gidiyor, paran yok. Her şey darmadağın olmuş. Bugün ödeyeceğin çekin senedim var. Ödeyemezsen her şeyin elinden alınıyor. 100 lira o parayı bulman lazım. Banka vermiyor, eşin dostun vermiyor, arkadaşın vermiyor. Tefeciye gidiyorsun, tefeci diyor ki 100 lira veririm ama yarın senden 150 lira alırım. Sen şimdi diyorsun ki o 50 lira faiz fazla. E kardeşim, o sonuç. Sen o işi o hale kadar nasıl getirdin? Sebebi çöz. Sebep ne? Bir yerde yanlış mı yatırım yaptın? Bir yerde yanlış mı para harcadın? Biraz evvel söylediğin gibi şu Dereboğazı gibi bir yolu 16 yılda 16 kere mi yaptın? Bir şeyde bir kaçak var. İşte gel bir geniş zamanda anlatalım şu şehir hastanesi hikayesini. Biz yaptık diyorlar. Nasıl yapıldığını ben anlatayım size. Bunları geniş bir zamanda anlatayım. Biz 2000'e doğru tekrar mı dönüyoruz? O 2000 yıllara mı dönüyoruz? Yani 2001 krizi oldu. Arkadaşlar 2001 krizinden daha kötü bir şu anda krizdeyiz. Allah göstermesin. Çok daha da kötü olur. Zaten bize ne diyorlar? Seçimden sonra düzelteceğiz. Arkadaşlar seçimde niye bekliyorsunuz? Şimdi düzeltin. Kaldı ki 16 yıldır niye düzeltmediniz? Niye düzeltilecek hale getirdiniz? Yani dolar 4.70 olmuş. Niye bu hale geldi? Ha burada ben tabii ki Isparta milletvekillerini suçlamıyorum. Onların hiç bu konuda yetkisi ve etkisi yok. Haberleri bile yoktur. Onlar çünkü bir başka dünyadalar. Ama ekonomi yönetenler, AKP'nin ekonomi yönetenleri burada yanlış kararlar verdiler. Siyasi kararlar yanlıştı. Çünkü biz neden? Bütün dünyayla kavgalıyız. Herkesle kavgalıyız. İçeride yatırımları yanlış yaptık ve faiz odaklı bir şey yapıyoruz. Şimdi bir şey yanlış gidiyor. Ne yanlış gidiyor? Dolar yükselirse ithalat rakamı düşer. Çünkü mal, dışarıdan gelen mal pahalanır, kimse almaz. Şimdi ihracat artar. Evet. Arkadaşlar ihracat rakamımız niye artmıyor biliyor musunuz? Beni en çok sanayici ve iş adamı arkadaşlarım anlayacak. Son 15-20 yıldır Türkiye'de Isparta'da dahil yeni bir fabrika kurulmuyor. Çünkü neden? Rant ediyoruz herkes. Hep satıyor. Fabrikalar şu anda %70-80 kapasite kullanım oranıyla çalışıyor. Fabrikalarda bir sıkıntı yok. Fabrikalar ürettiğini satıyor. Hatta ihracat da ediyor. Çünkü dolar olmuş 4.70. Evet, avantaj. Türk lirası en ucuz para birimi haline geldi. Yerlerde sürünüyor. Bizim malımız bedava. Turistler geliyor, bir 100 dolar para bozdurduğu zaman bir hafta neredeyse yiyor içiyor. E şimdi böyle bir durumda her şeyi satman lazım. E satacak mal yok. Üretmemişsin. Seni üretmemişsin. Senin üretmenle ilgili teşvik edilmemişsin. Bizim zamanımızda eskiden devlet planlama teşkilatı diye bir teşkilat vardı. Ne yapardı biliyor musun o? Bize ne lazım diye planlardı. Bize fabrika mı lazım? Isparta'ya ne lazım? İşte gül var, elma var, halı var. Bununla ilgili nasıl bir sanayi yapalım? Aydın'a ne lazım? İncir var, bilmem ne var, onu yapalım. İşte burada ne lazım? Devlet planlama teşkilatını bunlar feshetti. Salla. Yaptıkları tek iş ne?
İnşaat bile değil arkadaşlar. İnşaat rantı bile değil. Herkes diyor ki inşaat rantı. İnşaat rantı bile değil. İmar rantı yaptıkları. Gidiyorlar bu arsa bakıyorlar. Ha buraya bir AVM yapalım. Bir liralık arsa olsun 15 lira. Bunun üzerine inşaat koyalım. Ne oldu? Buraya bir AVM yaptın. Şu sokağa bir AVM yaptın. Öbür sokağa bir AVM yaptın. Bizim AVM'ler bize gelir getirmiyor. Dolar getirmiyor. İşte geziyorum. Isparta'da kahveci arkadaşlara, kafeteryacı arkadaşlara zarar ediyorlar. Bir kafeterya 1 milyon 2 milyon masraf yapıyor arkadaşlar. Kafeterya açıyor. Zarar ediyor. Niye? İmalatı teşvik etmiyoruz. Arkadaşlar Türkiye'nin Isparta'da dahil Türkiye'nin kurtuluşu sanayinin büyümesidir. Teknolojinin büyümesidir. Biz bir kamyon domates satıyoruz. Samsung adı altında Güney Kore'den 2 tane telefon alıyoruz. İşte budur maharet. Gittim gördüm. 2 telefon gelip bir kamyon domates satma parasıyla paranı getirebilmendir marifet. Bizim tarım köylü perişan. Elmacımız perişan. Yani tarımla büyümüyor. Tarımı da büyütemiyoruz çünkü evet, değeri düşüyor. Biz kime satacağız? Elmamızı, bizim elmamız kime satılırdı? Mısır'a satılırdı. Bizim elmamız kime satılırdı? Libya'ya satılırdı. Bizim elmamız kime satılırdı? İran, Suriye'ye satılırdı. Bu dört ülkeyle de savaş haldesin ya da bir şekilde aramda bir problem var. Elmayı kime satacağız biz? Avrupalı senin elmanı almıyor ki. Polonya'nın böyle elmaları var. Gidiyor Polonya'nın bu elmasını alıyor. Senin elman Orta Doğu'da, Afrika'da, orada satılıyor. O zaman biz elmada sanayiye geçmek ve lazım. Elmada kaliteyi büyüteceksin ve rakamı büyüteceksin. Ne yapıyoruz? Bununla kim ilgileniyor? Kimse. Üniversitede böyle bir tez rapor var mı? Duymadım. Bir doktora önergesi var mı? Görmedim. Bizim siyasetçilerimiz ne yapacak? Ben diyorum ki siyasetçi önderdir. Siyasetçi vizyonerdir. Siyasetçi herkesten bir adım önde gider. Ben diyorum ki Isparta milletvekili olduğum zaman bütün iş adamlarının emrindeyim. Bütün ihracatçıların emrindeyim. Bak sadece emek demiyorum. Dün bir fabrikaya gittim. Ufak bir fabrika ama kendine göre bir şey yapıyor. Dedim ki Afrika ihracat yapıyor musunuz? Yok yapmıyoruz abi hiç düşünmüyoruz. Niye düşünmüyorsunuz? Ben dedim Afrika'da size şu ülkelerde bağlantı kurayım. Gidin mal satın. Budur. Sen buradan evden çıkmazsan sadece yani bizim kimseyi eleştirmek istemiyorum ama evini bile taşımadan İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den sadece meclisten bu işler olmaz. Dünyada ne oluyor bakacaksınız. Biz kralız, biz milletvekiliyiz, iktidar milletvekiliyiz. 16 yıldır ben burada milletvekiliyim. Ne yaptın? Ey sevgili hemşerim, 16 yıldır Isparta milletvekilisin. Bir tane fabrika kurdurdun mu? Hani bir tane özel sektör buraya yatırım yaptırabildin mi? Evet, çok keyifli bir sohbetimiz. Gayet hararetli, gayet güzel konulara değiniyoruz ama biz sevgili seyirciler sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Aradan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilir misin? Tüm memleket seni bekler. Ağırdan alamazsın. İşini yarına hiç bırakamazsın. Çünkü sen bu memleketin, bu toprakların parçasısın. Türkiye durmasın diye dört bucak dolaşır, 80 milyona ulaşırsın. Senin enerjin dolar evlere, fabrikalara, okullara, yollara. Bir kıvılcımınla bak neler yaparsın. Kiminin aydınlığı, kiminin de umut ışığısın. Yolumu gündüz gibi hep aydınlatırsın. Güçlü bir Türkiye için bizim kömürümüz, bizim enerjimiz. Rengini şehitlerimizin kanından alan bu bayrak sana emanet. Biz bu bayrağı gökyüzüne taşıyan kendi helikopterimizi, kendi uçaklarımızı üretiyoruz. Kendi gemilerimizle dalgalara meydan okuyoruz.
Kendi uydularımızla bayrağımızı uzaya taşıyoruz. Tankımızla, tüfeğimizle, cesaretimizle, kabiliyetlerimizle binlerce yıllık geçmişi kahramanlıklarla dolu dünyanın en güçlü ordularından biriyiz. Ama sensiz olmaz. Hadi sen de milletimizin huzuru ve güvenliği, bayrağımız ve ezan için ülke savunmasına katkı yap, Türk ordusunun gücüne güç kat. Bu vatan için akıtılan her damla terde, emek emek harcanan zamanda, dökülen her göz nurunda, kurtarılan her canda, vatan için edilen dualarla, bize emanet bağışlanan her kuruşun kıymetini bildik. Bilime, Ar-Ge'ye, teknolojiye yatırım yaptık. Milletimizden aldığımız güçle ilk günden savunma sanayinde millileşme için durmadık. El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı. Yaşam engel tanımaz. Gelin hep birlikte hayatı kolaylaştıralım. Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı. Enerji kimlik belgesi, binanızın enerji performansını, sera gaz emisyonunu, yalıtım özelliklerini ve binanızda kullanılan mekanik sistemlerin enerji tüketimleriyle ilgili bilgileri içerir. Enerji performansı yüksek binaları tercih edin. Evinizin ısıl konforunu artırmak için yalıtımınızı mutlaka yaptırın. Pencerelerinizde ısı kontrol kaplamalı camlar kullanın, ısı kaybını azaltın. Oda sıcaklığı arttığında pencereleri açmak yerine termostatik vanaları kısın, faturanızı azaltın. Enerji verimli lambalar kullanın, tasarruf edin. Yeni bir cihaz alırken A sınıfı ve üzeri cihazları tercih edin. Tasarruf etmeye hemen başlayın, geleceğe umutla bakın. Başarmak, her zaman engelleri aşmak değil, bazen yıkmaktır. Başarmak, engelleri yıkmaktır. Seyirci kalmayın. Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı.
Evet, yolda kalmanın sinir bozucu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden telefon başında hep sizleri bekliyoruz. Ücretsiz çekici hizmetimizin yanı sıra 7/24 yol yardım ekibimiz orijinal Hyundai GDS arıza tespiti ile araçlarınızı güvende tutuyor. VIP Hyundai özel servis tüm markalarda launch cihazı ile arızaları tespit ediyor ve çözüm üretiyor. Sizlere ise özel salonumuzda kahvenizi yudumlamak kalıyor. Hijyeni ön planda tutan markamız sizlere periyodik bakım imkanı da sunuyor. Araçlarınızın ücretsiz check-up, kırk nokta kontrolü ve genel bakımlarını sizlerin gözü önünde yapıyor. ...1994'ten günümüze deneyimli personel kadrosu ile güler yüzlü hizmeti müşterilerine borç bilen markamız Gül Sanayi Sitesi 1. Kapı 5. Arada sizleri bekliyor. Gün 24 saat telefonumuz hep açık 0537 872 92 49. Sen bilir misin? Tüm memleket seni bekler. Ağırdan alamazsın. İşini yarına hiç bırakamazsın. Çünkü sen bu memleketin, bu toprakların parçasısın. Türkiye durmasın diye dört bucak dolaşır, 80 milyona ulaşırsın. Senin enerjin dolar evlere, fabrikalara, okullara, yollara. Bir kıvılcımınla bak neler yaparsın. Kiminin aydınlığı, kiminin de umut ışığısın. Yolumu gündüz gibi hep aydınlatırsın. Güçlü bir Türkiye için bizim kömürümüz, bizim enerjimiz. Rengini şehitlerimizin kanından alan bu bayrak sana emanet. Biz bu bayrağı gökyüzüne taşıyan kendi helikopterimizi, kendi uçaklarımızı üretiyoruz. Kendi gemilerimizle dalgalara meydan okuyoruz. Kendi uydularımızla bayrağımızı uzaya taşıyoruz. Tankımızla, tüfeğimizle, cesaretimizle, kabiliyetlerimizle binlerce yıllık geçmişi kahramanlıklarla dolu dünyanın en güçlü ordularından biriyiz. Ama sensiz olmaz. Hadi sen de milletimizin huzuru ve güvenliği, bayrağımız ve ezan için ülke savunmasına katkı yap, Türk ordusunun gücüne güç kat. Bu vatan için akıtılan her damla terde, emek emek harcanan zamanda, dökülen her göz nurunda, kurtarılan her canda, vatan için edilen dualarla, bize emanet bağışlanan her kuruşun kıymetini bildik. Bilime, Ar-Ge'ye, teknolojiye yatırım yaptık. Milletimizden aldığımız güçle ilk günden savunma sanayinde millileşme için durmadık. El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Seçim özel programımızın bu akşamki konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Sayın Mustafa Ceyhan. Milletvekili adayı diyelim daha doğrusu ama adayı demek daha doğru. Allah söyletiriyor. Evet. Evet sevgili seyirciler, göstermiş olduğunuz büyük ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk bölümünü 59.828 kişi izledi. Programımızın ikinci bölümünde bu sayı daha da artacak. Bu arada yüzlerce soru var sizlerden gelen ama benim de elimde onlarca soru var. Bu soruları sormak zorundayım. Sizin sorularınızı inşallah not alacağız. Bir başka programda sormaya çalışacağız. Bu anlayışınızdan dolayı da teşekkür ediyoruz.
Gayet keyifli, güzel bir sohbet oluyor. Evet Sayın Ceyhan, programın ilk bölümünde adayınızdan bugüne kadar süreci konuştuk ama tabii bu seçim hem parlamenter seçim hem de cumhurbaşkanlığı seçimi. Çünkü 24 Haziran seçimleri gerçekten Türkiye için çok önemli. Yani bunu özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü artık başkanlık sistemine geçiyoruz ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse biz yine parlamenter sisteme döneceğiz dediniz. Fakat biz isterseniz bugünü konuşalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce. Önce Muharrem İnce'nin adaylığını ve seçim çalışmalarını, propaganda çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben özellikle Sayın Muharrem İnce'nin adaylığını çok pozitif görüyorum. Şahsi düşüncem de bu. Çünkü tam halk adamı, içimizden biri. Yani siz, ben hiç farklı değil. Samimi, canlı, çalışkan, genç, dinamik. Bunların her yönü çok iyi. Yani çok samimi olarak söyleyeyim, böyle başka adaylar telaffuz edilmişti. Ben de üzülüyordum. Bunlardan biri gelirse ne yapacağız falan diye işte Abdullah Gül falan burada söylemekte sıkıntı yok. Ama evet. Muharrem İnce gelince çok rahatladık. Çok mutlu olduk. Yani en azından parti içerisindeki muhalefeti de yok ettiniz. Hem partide herkes piresiz Muharrem İnce başkanın Cumhurbaşkanlığı kampanyasına destekliyor. Ben de dahil. Çok da mutluyuz, çok da seviyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk halkına önermesine yakışan bir başkan adayımız var. Ve Cumhurbaşkanı olursa toplumdaki stresi azaltır. Bu gerginlikleri azaltır. Herkes de dost olur, herkes de arkadaş olur. Ve işi de dört dörtlük yapar. Evet, söylemleri nasıl buluyorsunuz? Radikal mı yani? İyi mi? Vallahi ben çok güzel bir söylemim var. Ben oradan hareket ediyorum. Muharrem İnce bence öğretmen kökenli olması. Ben öğretmenlere çok saygı duyuyorum. Bütün burada öğretmen arkadaşlarıma, benim öğretmenlerime, biraz evvel saydığım ilkokulunda, merkez ortaokulunda, şair lisesinde. Bir de bu arada iki senede ben Isparta Akdeniz Üniversitesi'yken inşaat mühendisliğini de okudum burada. Evet. İki senede inşaat mühendisliğinde okumuşluğum var. Şimdi sonradan Süleyman Demirel Üniversitesi olan. Yani bu her üniversite ve ilke, lise, üniversite arası, ilkokul, bütün öğretmenlerime saygı sunuyorum. Hepsini çok çok seviyorum, teşekkür ediyorum. Muharrem İnce de bir öğretmen. Diyor ki, bir anneler, iki babalar, üç öğretmenler çocuklarını kıskanmaz diyor. Evet. Muharrem İnce bizi kıskanmaz. Bizle ilgili hesap olmaz. Hepimizin iyiliğini ister. Muharrem İnce hepimizin öğretmeni. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin başarılı olacağına inanıyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilk turda olmayacağını ama ikinci turda onu geçerek Cumhurbaşkanı olacağına da kanaat getiriyorum. Evet. Yani ikinci tura, bu seçim ikinci tura kalır ve ben öyle tahmin ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Muharrem İnce olur ve ikinci Meral turda. Meral Akşener'e pek şans vermiyorsunuz. Meral Hanım'da çok saygı duydum. Yakinen tanıdığım bir insandır. Kendisi de çok iyi bir insan, kaliteli bir insan ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak oyumuz çok çok yüksek. Muharrem İnce'nin de kendisiyle ilgili eşi, dostu, arkadaşı, toplumda da bir karşılığı var. Muharrem İnce'nin ben ikinci aday olacağını ve 8 Temmuz'daki seçimin Sayın Cumhurbaşkanı ile bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce arasında geçeceğini düşünüyorum. Sonuç? Sonuç Muharrem İnce alacak. Evet. Ve ben o kampanyada Isparta milletvekili olarak sizden oy isteyeceğim. Evet. O süreci de yine birlikte değerlendireceğiz. Evet. 24 Haziran ve 8 Temmuz arası. Sayın Cihan, yani Muharrem İnce de söylüyor, bunu Meral Hanım da söylüyor. Daha doğrusu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığını tamamı söylüyor. Yani biz Cumhurbaşkanı olursak tekrar eski sisteme döneceğiz diye. Yeni sistem evet. Neden istemiyorsunuz? Yani aslında halk size altın tepside bir imkan sunuyor. Yani güçlendirilmiş bir hükümet modeli sunuyor. Evet. Neden bunu elinizi tersine itiyorsunuz? Ya tabii bunlarla ilgili çok geniş bir anlatım yapmak lazım. Çok özet alalım. Yani ben çok basit, sokaktaki arkadaşlarımın, genç kardeşlerimin, yaşlı amcalarımın, abilerimin anlayacağı şeyle söylüyorum. Burada tek bir güç var. Yani bir kişide olağanüstü bir güç var. O gücü iyi kullandığın zaman bir sıkıntı olur mu? Ama bu hani o kadar gücün bir insanda olması ne kadar doğru tartışılması gereken nokta bu. İyi gün var, kötü gün var. İnsanın canı sıkın olduğu, mutlu olduğu zaman oluyor. Yani kurumlar olması lazım. Yani yasama, yürütme, yargı. Bu neden? Aradaki bir şey birbirini evet. Kontrol etmesi lazım. Evet. Dedim oldu. Peki, kanun hükmünde kararname yazdım. Yani bugün kanun hükmünde kararname yazıyor. Hakan bu müessesesine el koydum. Niye? Oldu bitti. Evet. Kim soracak kimse soramıyor. Böyle bir şey olmaz. Demokrasiler bu kadar tek bir kişinin iki dudağı arasında olmaz. Ama dünyanın en gelişmiş demokrasileri Kuzey Avrupa ülkelerinin, İsveç, Norveç, Danimarka tarzı ülkelerin demokrasileridir. Başbakanlar, yani biz önce demokrasimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Demokrasini güçlendireceksin. Demokrasinde eşitler ayrılığı olacak. Sen
Olof Palme vardı. Hatırlarsınız İsveç Başbakanı sinema bileti alırken kuyrukta öldürülmüştü. Bir İsveç Başbakanı sinema bileti alırken kuyrukta öldürüldü. Demokrasi budur. Herkes eşit. Bizim hiçbirimizden farkımız yok ki. Benim bu şu anda görevim. Milletvekili bir meslek değildir çünkü. Cumhurbaşkanlığı da bir meslek değildir. Cumhurbaşkanlığı bir dönem yapılan bir iştir, vazifedir. O vazifeyi buradan alırız. Yani. Ha, ben oldum Cumhurbaşkanı, 50 bin sene Cumhurbaşkanı. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla o güç artık insanda başka bir güç haline geliyor. Yapılan yanlıştır, doğrudur, o başka bir detay. Ben diyorum ki bizim belli bir dönem, mesela Amerika bilmiyor musun bunu? İki dönemle sınırlamış. Amerika'da 4'er yıldan en fazla 8 yıl bir başkan olabilir. Başkanlık sistemi kurmuş. Neden? 200 yıldır ama o geleneği getirmiş. Çok Amerika'da başkan etmiş. Olmak çok kolay çünkü sistemin hazır bir sistemin üzerine geliyor. Orada da kolay değil. Bir de başkanlık esasında çok samimi bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar burada da söylüyorum. Ben başkanlığa neden karşıyım? Başkanlık sistemi Amerika'da gördüğünüz gibi bu saatten sonra senin benim gibi halk seçilemiyor. Recep Tayyip Erdoğan gibi biri de seçilemez bundan sonra. Kim seçilir? Popüler insan, zengin insanlar seçilir. İşte çok zengin. Kim? Ali Koç, bilmem ne Sabancı, bilmem ne bilmem ne. Ya da celebrity işte bilmem Ankara Belediye Başkanı, Eskişehir Belediye Başkanı. Dolayısıyla halkın İslamköy'den çıkan Süleyman Demirel'in bir daha Cumhurbaşkanı olma ihtimali başkan istemeye sıfır. Kasımpaşa'da işçi emeklisi oğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha Cumhurbaşkanı olma ihtimali sıfır. Ya burada bile işte bunun mücadelesini yapıyoruz. Bir bilgi sülalesi var. 100 senedir neredeyse amcalar babalar dediler evet. o ona işte sizin hemşeriniz. Burada bile o yapıyor. Koskoca Türkiye'de mümkün değil. Ama şimdi lafla da yani ben başkanlık sistemini lav edeceğim, yeniden parlamento sisteme döneceğim demek de lafla olmuyor. Olmaz zaten bu referandum olur. Çünkü parlamentoda en az 400 milletvekiline ulaşmak gerekiyor. Ve veya tekrar referanduma götürürüz. Ya da tekrar referandum. Yani referandumda yine halk eğer sisteme evet derse ne olur? Saygı duyarız. Şu anda yaptığımız gibi biz referandumda farklı görüşteydik ama Yüce Türk Milleti hani tırnak içinde birilerinin dediği gibi atı alanı Üsküdar'a geçirterek saat 5'e 5 kala mükafat olarak Isparta milletvekili adayıyla adaylandırılan Recep Özel'in verdiği dilekçeyle mühürsüz oyların kabul edilmesiyle referandum geçti. Ama itiraz ettik mi? Saygı duyuyoruz. Onun gereğini yapıyoruz şu anda bak. O referandum gereği adayım. Evet. Saygı duyuyorum, kabul ediyorum. Biz demokrasiye inanıyorsak kanunlara, mevzuatlara bugünkü normu uyarız. Ama benim fikrim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bütün arkadaşlarım da benimle aynı düşündüğünü tahmin ediyorum. Bize göre bu sistem ülkemiz için doğru bir sistem değil. Evet. Ama parlamenter sistem tabii efendim 100 yıldır ülkede uygulanıyor. Fakat demokrasinin gelişmesi anlamında tabii ki eksikler var. Yani neden demokrasi o zaman bu 100 yıl içerisinde biz özümseyemedik, yerleştiremedik de şimdi bir hükümet sistemi kısmında bu eleştiriler geliyor? Bence bunun demokrasiden ziyade demokrasinin uygulanışıyla alakalı bir şey. Yani demokrasiyi biz icat etmedik. Demokrasi zaten evrensel bir kavram. Biz onu kendi üslubumuzu koyuyoruz. Bizim üslubumuzda düne kadar zaten en büyük sıkıntımız neydi? Türkiye Cumhuriyeti'ne asker kurdu mantığıyla. Asker ikide bir canı sıkıldığında yönetime el koyuyordu. Ha, buna biz karşıyız. Ha, şu anda da zaten demokrasi savunmamızın nedeni bu. Öyle asker canı sıkılınca el koyacak, işte silah atacak, o atacak, bu yok. Ama bu sadece asker değil. Hukuki kanuda da. Bütün bu yasama yürüme yargı ayrılmasının nedeni bu. O erkleri ayırmamız lazım. Ya bugün asker olur, yarın hukukçular olur ki hukukçuları görmedik mi? Ergenekon diye bir sürü adamı yatırdılar 5 sene. Çıktılar, hepsi beraat etti. Ya niye yattı o zaman bunlar 5 sene içeride? Yazık değil mi bunlara? O zaman da asker değil hukukçu yaptı onu. O hukukçuların çoğu şu anda yurt dışına kaçtı, şuraya buraya gitti. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Tutan tuttuğunu yok ediyor. Asker, yargıç, siyasetçi, iş adamı öyle bir şey olmaz. Demokrasilerde herkesin gücü, yetkisi, sorumluluğu bellidir, tanımlıdır. Ve herkes görevini yapar. Biraz önce söylediğim gibi. Ben, Allah bana nasip etti, Ispartalı halkım da bana reyini verdi, vekaletini verdi. 24 Haziran'da milletvekili oldum. Bu bir görevdir. Meslek değildir. Ne zamana kadar? İlk seçime kadar o görevi yaparım. Hayırlısıyla bir yeni gelen arkadaşa o görevi teslim ederim. Cumhurbaşkanlığı ve her türlü makamı da böyle görmek lazım. Dolayısıyla ben Türkiye için bu sistemin henüz çok uygun olmadığını düşünüyorum. Evet, yani süreç bakacağız artık yani. Evet. Çünkü bugünden yarına konuşmak çok erken.
Dediğiniz gibi yani önce 7 Temmuz'u görmemiz lazım ya da önce 24 Haziran'ı görmemiz lazım. Evet, madem Sayın Muharrem İnce'den açılmışken konu artık... Bu arada şeyi de belirtelim. Muharrem İnce 7 Haziran... 7 Haziran saat 17'de evet, hükümet meydanında miting yapacak. Ispartalılara hitap edecek. Mitinglerinde evet sert bir dil kullanıyor ve artık görselleri de kullanmaya başlıyor. İşte bebek mamasından mazota kadar. Geçtiğimiz gün traktöre binerek bir petrol istasyonuna gitti. Ve hükümetin mazot fiyatları konusunda yalan söylediğini, kendisinin doğru söylediğini iddia etti. Hatta doğru, sosyal medyada doğru arkadaşlar. İşte ben de Sayın Bakan biz 2.75'ten veriyoruz dedi ama 3 liradan dedi. 2.75 dedi, 3 lira dedi. Tarım Bakanı 3 liradan köylüye mazot veriyoruz dedi. Muharrem İnce de esprili bir adam. Bindi Sayın Başkan bir traktöre. Benzinliğe yanaştı. Doldur oğlum dedi. Kaç liradan aldı mazotu? 6 liradan. 6 liradan aldı. Hani 3 liraydı. Ama Muharrem İnce çiftçi değil her şeyden önce. Olur mu? Yani şimdi çiftçi anlamıyoruz o çiftçi diye. Tabii kayıtlarda geçiyor. Biz onu hiç yapmıyoruz. Ama kayıtlarda biz geçiyor. Onu öyle yapmıyoruz. O zaman o bürokrasiye bölüyorsun. Sen çiftçiydin, sen değildin, sen köylüydün. O zaman şöyle mi ayrım var? Köylü, çiftçi, traktörlü çiftçi, traktörsüz köylü. Orada bu, Sayın Bakan da diyor ki biz bunu zaten diyor mazot desteğinin yarısını diyor teşvik olarak veriyoruz diyor. Yani biz bunu çiftçiye destek kapsamında ödüyoruz diyor. O yüzden çiftçi diyor 3 liradan alıyor diyor. Arkadaşlar işi uzatmaya gerek, bürokrasiye gerek yok. Bizim köylümüz zaten bunu almış. Adam geçen gün televizyonda izledik. Hepiniz izlemişsiniz. Bankanın önüne geliyor. Kendinin önüne döküyor benzini. Yakıyor bankada. Diyor ki gel artık alabiliyorsan al. Köylüm bunu almış. Bakın ben biraz evvel söylüyor işte. Arkadaşım bir mesaj gönderdi. Gönen Gölbaşı köyünde TEDAŞ'ı 13 bin lira borcu nedeniyle suyu kesilmiş. Köyün suyu mu kesilir ya elektrik parasını ödedi ödemedi diye. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir köyünden bahsediyorum. Isparta'nın Gönen ilçesinin Gölbaşı köyü. Al buna benzer bir sürü şey. Köylü borçlu. Köyün kendi borçlu. Böyle bir şey yanlış gidiyor bir şeyler. Yani elektrik borcu zaten özel şirkete ait bir borç. Devlete borcu değil ki. Ne demek bu devlete ait bir borç değil? TEDAŞ kimin? Yani bu CLK Akdeniz'in özelleştirmesi şeyi... Demek ki köylünün köyün gelirini o hale ödeyemez hale getirmişsin. O daha büyük ayıp. Evet neyse biz Isparta'ya dönelim. Şimdi rejideki arkadaşlarımdan birkaç tane soru geldi. Ben onları yani hem soru hem temelli. Aydın Apaydın. Isparta'nın evladı ilk defa böylesine dolu bir aday gördük. Kişisel değerleri onu CHP'nin genel başkanı dahi yapar demiş. Teveccühünüz öyle bir iddiam yok. Benim başımı yemeyin. Evet. Ama siz tabii geçen ön seçimde böyle dediniz beni engellediler. Ama siz tabii düz bir milletvekili kalmayacağınızdan eminiz. Yok, yani, ben Isparta'yı en layık vecibe yönetimine talip olacak şekilde temsil ederim. Bulunduğum yerde pısırık, pasif, tembel ve beceriksiz olmam. Bunun taahhütünü veriyorum. Her zaman bir Ispartalı benimle gurur duyacak şekilde en önde olur. Geçmiş dönemde bürokrasiden gelen milletvekilleri Isparta'ya gelmedikleri yönünde çok eleştirilmişlerdi. Size ilgili böyle... Ben Isparta'ya hiç gitmedim ki. Yani sürekli geliyorum. Ben Isparta'dayım zaten. Evet. Abi burada ofisiniz olacak mı efendim? Bu yeni bir parlamenter sistemde yerel lokal ofisleri de kuracaklar milletvekillerine. Öyle bir sistem var. Herhalde o olacak. O yani parlamenter sistem gereği milletvekillerin bir de lokal ofisler olacak. Yani bir orada bir burada. Öyle bir sistem oluyor herhalde. O olabilir. Olmazsa da zaten ben kendim hiperaktif bir insan olduğum için onunla ilgili başka projeler var. Biraz isterseniz şimdi yeri gelmişken anlatayım. Ben şu soruları ondan sonra sorulara kaldım. Evran Gül arkadaşımız, izleyicimiz Mustafa Ceyhan son derece donanımlı ve vizyoner bir aday. Isparta bu konuda çok şanslı demiş. Yine eski CHP'li senin de kanka Lokman Kumcu. Şu anki ekonomi yönetiminde bulunan bakanlar partide tekrar aday gösterilmedi. Acaba Sayın Ceyhan bu konuya nasıl bakıyor diye bir yöneltmiş. Yine Lokman Kumcu eski sanayiyi boz önüne taşıyacaklardı. Bu konuda ne diyor demiş. Birçok olumlu yorumlar var, tebrikler var. Genel anlamda Mustafa Ceyhan'dan memnun olduklarını dile getirmişler. Teşekkür ediyoruz. Bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Size de gelen sorular var. Evet bana da var. Ben onunla ilgili sorum da var. Yani siz halkın içerisindesiniz. Yani toplumun içerisindesiniz. Seçmene birebir dokunuyorsunuz. Genelde nedir şikayetler geliyor size? Bakın Hakan Bey ben şunu söyleyeyim. Ben saygı duyuyorum. Şu anda benim Facebook'taki takipçim, Instagram, Twitter, sosyal medyadaki takipçilerimle birebir iletişim halindeyim. Evet. Her gün bu iş hayatımın yoğunluğuna rağmen günde 2 saat oturuyorum onlarla, doğum günlerini kutluyorum, direkt mesajla mesajlaşıyorum, vefatları varsa başsağlığı diliyorum. Telefonlarına dönüyorum, bana daha bir kişi aradıysa cevapsız bırakmamışımdır ya da geri dönmemezlik yapmamışımdır. Dünyanın neresinde olursam olayım.
Geçen gün Japonya'da Kyoto'dayım. Kyoto'da bir arkadaşım beni arıyor, diyor ki ya Mustafa şurada bir işim var. Halledebilir misin? Dedim hallederim ama ben şu anda Türkiye'de değilim. Yani 24 saat ben her zaman açığım. Ama bu insana saygı. İşte ondan dolayı diyorum Isparta o gün bugündür. Ben size yıllarca hizmet ettim. Şimdi sizden de asgariden bana bir yol destek vermenizi istiyorum. Hangi partiden olursanız olun. Ama bu seçimde ödünç oyunuzu istiyorum. Çünkü neden? İddialıyım, Isparta'nın layık olduğu şekilde yönetilmesini sağlayacağım. Biraz evvel arkadaşların söylediği gibi. Ama ben, siz sadece kendiniz için de oy istemiyorsunuz. İkinci sırada işte. İki milletvekili sözünüz. Tam onu söylüyordum. Ağzımdan aldınız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu Isparta bir milletvekili getirmeye yeter. Allah'ın izniyle geliriz. Ama benim için o iddia değil. Benim biraz evvel söylediğim cümle. Ben 55 bin, 56 bin oyu misli misli artırarak iki milletvekili getirmek istiyorum. Ve Isparta'da artık bir şeylerin değiştiğini hissettirmek istiyorum. Tamam yetti gari diyen teyzemin, tamam yetti gari değsinler diyen abimin sözünü Ankara'ya götürmek istiyorum. Dolayısıyla bu iddianın gücünün arkasına güç vermeniz lazım. Bu yelkenlere rüzgar vermeniz lazım. Bu yelkenlere rüzgar verirseniz aşamayacağımız dalga yok. Evet. Ve dolayısıyla sizin sözüne de oradan geleyim. Biz en iyi yerlerde Isparta'yı temsil ederiz. Bununla da ilgili hiçbir sıkıntı duymuyorum. Evet. Yani seçmenden ne tür şeyler geliyorsa, talepler geliyor. Şimdi bir kere şu geliyor. Birinci talep şu. Isparta'yı korkutmuşlar. Ispartalı'm korkma. Bütün herkeste bir yılgınlık var. Bir şey söylüyorum herkes korkuyor. Elimi sıkarken şöyle kenara çıkıp sıkıyorlar. Telefon açarken korkarak açıyorlar. Öyle bir despot bir yönetim olmuş ki. Ya ben böyle bir şey görmedim. Ben Süleyman Demirel'le bir siyaset yaptım. Demirel'i böyle korkan adam görmedim. Şimdi Isparta'nın bir tane milletvekili, iki tane milletvekili, onlar da birbirleriyle küs. Öyle duyuyorum, öyle diyorlar. Benim bilgim dahilinde değil, öyle bir samimiyetim de yok. Birbirleriyle küs olan iki milletvekili, o senin adamı, bu benim adamım. Bu benim bürokratım, o senin bürokratın. O benim bürokratıma selam verdin, ben senin kafanı koparım. O sen ona selam verdin, ben onu... Ne yapıyorsunuz siz? İnsanlar korkuyor. Ben eleştirdim diye adam beni tehdit ediyor. İşte sonra konuşacağım. Neymiş efendim? Sen kimsin abi? Sen de sıradan bir Allah'ın kulusun. Isparta'nın bir diğer Isparta'ndan farkı yok ki. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Ölümlü dünya. Bugün varız, yarın yokuz. Isparta'nın bir kere korkma. Allah'ın izniyle bundan sonra ben senin yanındayım. Ya iktidar olursunuz. Bürokrasi kıyım olacak mı? Hiçbir şekilde olmaz. Bir kere biz medeni insanlarız. Konuşulabilen insanlarız. Otururuz, medeni şekilde konuşuruz. Bakın ne güzel konuşuyoruz. Bürokratla da konuşuruz, sanayiciyle de konuşuruz, iş adamıyla konuşuruz. Biz herkesle konuşuyoruz. Ya biz dağdan gelmedik. Biz bu coğrafyanın insanlarıyız. Sen benim 30 senelik arkadaşımsın. Ben bugün milletvekili olsam diye, cumhurbaşkanı olsam diye. Bu dostumuz değişecek mi? Bunun gibi bir sürü arkadaşımız var. Beni 500 araç karşılasın. Ben asarım, keserim, ona öyle yaparım, bunu böyle sürerim. Ne yapıyorsunuz? Nereden geliyor bu güç? Bu güç, kibir nereden geliyor? AK Parti milletvekili adayı Sayın Yalbaşlı Haydar Kurt. Ne dedi? Kendisi söyledi. Bu kibir nedir dedi. Ben söylemedim onu. Kendiniz söylediniz. Allah bu kibirden sizi korusun. En büyük şirk kibirdir. Biz mütevazi insanlarız. Bizim soframız belli. Ben halk çocuğum, işte biraz önce söyledim. Esnaf bir kitapçının torunu, mütevazi bir iş adamının, kendi çapında ekmeğiyle kazanan bir mütevazi bir iş adamının oğluydum. Senden benden farkım yok. Ben şanslıydım. İyi okullarda okudum. İyi bir tahsil yaptım. Dünyada, kamuda, özelde üst düzey görevler yaptım. Dünyada gezmedim, iş yapmadım, görmedim, yer kalmadı. Ama burada da bir mütevazı olmak zorundayım. Ben çocuklarıma hep bunu söylüyorum. Çocuklar her zaman herkese saygılı olun. Kimse kimseden ne büyüktür, kimse kimseden ne de akıllıdır. Evet. Hepimiz eşitiz. Özgürlükte ortak paydamız, özgürlükte eşitiz. Evet. Fikir özgürlüğü, hareket özgürlüğü, davranış özgürlüğü. Evet, aday tanık toplantısında yine efendim yerel seçimlerin özellikle Kasım ayında yapılacağını iddia ettiniz. Bu çok ciddi bir çıkış, ciddi bir iddia. Bu konuya nasıl varıyorsunuz? Yani bir Kasım ayında hemen seçim akabinde yeni bir seçim grafiği mi başlayacak? Şimdi bununla ilgili iki tane düşüncem var. Teorim şu. Şimdi MHP-AKP ittifak yaptı. İttifak ilk defa belediye seçiminde denemek istemezlerdi. Neden? Siz de görüyorsunuz Isparta Belediyesi ile AK Parti'nin il başkanı arasındaki diyaloglara herhalde şahitsiniz. Birbirlerine söylemedik laf bırakmıyorlar. Dolayısıyla belediyede ittifak yapmak zordur. Herkes kendi yoluna gider. Dolayısıyla
Sayın Cumhurbaşkanı kendi seçimini ilk önce belediye seçiminden önce aldırdı. Bu bir ittifak ilk defa denemek için. Ama bence esas sebep o değil. Esas sebep biraz önce söylediğim gibi ekonomikti. Şimdi gelelim belediye seçimi niye öne alınacak? Belediye seçimleri 5 senede bir yapılır diye anayasa hükmü vardır. Dolayısıyla her istediğin zaman belediye seçimi öne çekemezsin. Dolayısıyla normalde Mart'ta olması lazım. 5 yıl anayasa değişikliğine gitmezler diye tahmin ederken ekonominin bu kadar gelgitlerinden dolayı bunu Mart'a kadar götürmenin bireysel halka yani sokaktaki teyzeme, taksiciye, berbere, manava kadar bu ekonomik bozulmanın hissedilebilir hale geleceğini gördükleri için onlar eli yanmadan hemen seçime gitmek istiyorlar. Çünkü taksici yarın o mazottaki ÖTV farkı kaldırılıp... Kararı verici olan 24 Haziran'daki kim iktidara gelirse... Meclis olacak. Meclis ha, dolayısıyla, ya da Cumhurbaşkanı. Hakan Bey çok güzel söyledi. Benim şahsi fikrim AK Parti, bir de bakın farkındaysanız artık AKP falan da demiyorum. Siz kendiniz AK Parti mi diyorsunuz? Ben de size AK Parti diyorum. Onlara şekillere falan takılmayın. AK Parti, siz öyle istiyorsanız öyle olsun. Biz bunlara takılmıyoruz. Şekil bunlar hep. AK Parti 301 milletvekiliyle çoğunluğu alamaz. Dolayısıyla bu saatten sonra tek başına o kararları geçiremez. Hem MHP ile beraber olur da olmaz da. Yetiyor mu? Hayır, asgari bir fazlası manasına. Anayasa için yetmez de herhangi bir kanun için o hali uzatmak, bütçe kanunu yetemez. Hem MHP'nin de bu gidişte bu ittifak kanunuyla milletvekili sayısının çok düşeceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla çok ciddi meclis çoğunluğunda bir sıkıntı olacaktır. Bu mecliste biz iktidar olacağımızı düşünerek belediye seçimleri zamanla yaparız diye tahmin ediyorum. Yani mecliste o kararı geçirtmeyiz. Yerel seçimler Mart ayında yapacak. Biz o meclisten o kararı geçirtmeyiz diye düşünüyorum ama tabii bu benim şahsi düşüncem. Evet. Parti büyükleri, sen genel başkanın takdiri farklıdır. Ben onunla ilgili yorum yapamam ama yani CHP, bence böyle olur. CHP iktidarında seçimler normal zamanda ama AK Parti iktidarında seçimler öyle almıyor. Veya şöyle söyleyeyim artık iktidar kavramı da iki ayrı oy oldu. Yani Cumhurbaşkanı tabii ki takdiri Sayın Muharrem İnce'nin olur. Ama Muharrem İnce meclisleri öne alalım der ve çoğunlukta CHP milletvekili olur buna uyarsa o farklı bir şey. Ama Cumhurbaşkanı ayrı, meclis farklı çoğunluklarda, farklı partilerde olursa meclisten bu kararı Cumhurbaşkanı, farklı olan Cumhurbaşkanı geçiremez. Evet. Ama ben Ferhat'ın sorusuna ilave o günkü açıklamanızdan yola çıkarak ben söylüyorum. Kasım'da ya da normal zamanda yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayı neden bir kadın olmasın dediniz. Ama her şeyden önce bir tane kadın adayınız yok milletvekili. Evet. Ne biliyorsunuz? Milletvekili adayınız yok. Yalnız bak. Hayır milletvekili adayı da olabilirdi. Ben arkadaşların hepsine söyledim. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Isparta'da 800 tane parti üyesi var. Birbirinden değerli genç arkadaşlar var. Meslek sahibi arkadaşlar var. Ama onlar kendileri bu böyle bir vazife uygun görmemişler. Ben onlara da söyledim. Ben ama genç arkadaşlar... Çok yüksek. Yani adaylık başvurusundaki rakamlar 11 bin, yani, 11 bin lira gibi yüksek bir rakamdı. Belki etkilemiş olabilir. Ben genç arkadaşlarım özellikle genç kadın arkadaşlara, meslek sahibi genç kadın arkadaşlara özellikle teşvik ediyorum. Neden olmasın milletvekili? Ve özellikle iddiam bu. Biz iki milletvekili getirdiğimiz gün emin olun Isparta Belediyesi'ni ve diğer Isparta merkezinin haricindeki 12 tane ilçe belediyesini alacak hale geliriz. Zaten mevcut iki belediye bizde şu anda Aksu ve Yenişehir Bademli. Diğer belediyede alacak hale geliriz. Zaten şu anda bir yaklaşık 4 tane ilçede bu iki ilçenin haricinde birinci parti durumundayız. Gönen, Aksu, Gönen, Keçiborlu, Eğridir başta olmak üzere. Bunları daha da iyi hale getireceğimizi düşünüyorum. Ve bu belediyeleri alacağımızı düşünüyorum. Diğer belediyeleri de zorlayacağımızı düşünüyorum. Isparta merkezde de özellikle buradan sizin huzurunuza söylüyorum. Herkese kapımız açık. Parti üyesi olan arkadaşlarımıza bir gün evvel parti üye olanın da hakkı bizde eşit. 30 yıldır parti üyesi olan insanların da bizde hakkı eşit. Ben işte 10 senelik parti üyesiyim. 2-3 ön seçime girdim çıktım. Bakın parti beni aday gösterdi. Demek ki sıfırdan gelen insanların da o hakkı olabilir. Ben 10 senelik olurum, siz 1 senelik olursunuz, öbür 1 aylık olur. Herkese bu hak tanınıyor. Demokrasi var, seçme ve seçilme hakkı ve hürriyeti var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin herkesi siyaset yapmaya davet ediyorum. Evet. Bu arada tabii biz hiç Millet İttifakı'ndan bahsetmedik. Yani adayımızdan ve CHP'nin politikalarından bahsettik. Millet İttifakı'nda da iki tane de ortağınız var. Hem Saadet Partisi hem İyi Parti. Demokrat Parti, İyi Parti'nin içerisinde, Millet İttifakı'nın içerisinde yer aldı. Nasıl gidiyor? Yani işbirlik, işte bu süreçteki müşterek toplantılarınız, mitingleriniz olacak mı? Bunlar genellikle il başkanı düzeyinde bu ilişkiler takip ediliyor. İl başkanımız Sayın Ahmet Bey diğer partilerin il başkanlarıyla bu programları çalışıyor. Biz tabii milletvekili adayları olarak hepimizin kendi programları var.
partimizin üst yönetimi ve il yönetimi bize vazife verirse beraber tabii ki o toplantılara katılırız. Ama şu aşamada herkes kendi tanıtım programını yapıyor. Biz neticede 3 partiden oluşan bir ittifaz ama herkes ayrı parti. Ben kendime oy istiyorum. O arkadaşlar kendine oy istiyor. Ama toplamında üçümüzün oyu Millet İttifakı'nda toplanacak. Ve biz Millet İttifakı'nda Cumhur İttifakı'ndan fazla oy olacağını öngörüyoruz. Burada çok ciddi bir Saadet Partisi rüzgar eseceğini düşünüyorum. AK Parti içinden yaklaşık 25-30 bin arkadaşın Saadet Partisi'ne oy vereceğini tahmin ediyorum. Bu da dengeleri çok ciddi değiştireceğini tahmin ediyorum. İYİ Parti de kendine göre oy alacağını tahmin ediyorum. Biz zaten çok iddialıyız. Dolayısıyla bazı arkadaşların vücut kimyası bozulabilir. Evet. Tabii bugün Sayın Cumhurbaşkanı Mitigin Milliyetçi Hareket Partisi de katıldı. Evet. Ama Muharrem İnce'den önce Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Sayın Temel Karamanoğlu gelecek. Evet. Siz o mitinge katılacak mısınız? Tabii ki biz Meral Akşener hanımefendinin mitingine de Sayın İl Başkanım ve Milletvekili adayı olarak katıldık. Bulunduk. Sayın Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Karamanoğlu'nun da mitingine katılacağız. İttifak gereği biz de yapacağız. O arkadaşları da Sayın İnce'nin mitingine davet edeceğiz. Evet. O konular var ama tabii herkes ayrı yapıyor mitingini. Cumhur İttifakı iki parti tek miting yaptı, evet, ama bizimki ayrı yapılıyor. Siz siyasete başladınız da zaten birçok mitingleri yöneten kişisiniz. Evet. Bu meydanlar, yani bu mitingler bir ölçü mü sizce? Bence artık ölçü değil. Mitingler tabii ki ilgi alaka ölçü olabilir ama oy vermeye kararsızlar çok fark ediyor. Bir de şimdi sosyal medya çok fazla. Siz biraz evvel bir şey söylüyorsunuz. İnternetten yayın yapan bir televizyon şu anda 59 bin kişi izliyor diyorsunuz. Bu bir müthiş bir olay. Yani eskiden böyle bir şey yoktu. Şimdi herkes her şeye ulaşabiliyor. Evinizde oturduğunuz yerde her şeye ulaşabiliyorsunuz. Sandığa giderken insanlar karar veriyor. Ve sandığa giderken son dakikada bakın yani iktidarın yaptığı iş şu. Sandıkla sandık imza attığı ve oy kullandığı yer arasında 10 metre vardır. İnsanlara öyle bir baskı kuruyorlar ki 10 metre içinde kendisine işler bozulur, ekonomi bozulur, şu olur, bu olur falan diye karamsar bir toplayla, bir tabloyla o karamsarları kendinden oy vermeye ikna etmeye çalışıyorlar. Ben tam tersi söylüyorum. Arkadaşlar karamsar hiç olmayın. Biz bunlardan daha iyi yaparız. Bunlar daha iyi yapabilselerdi zaten memleketi bu hale getirmezlerdi ekonomisini. Biz daha yaparız. Bir kere rahat olun. Çok rahat olun. İkinci, mesela bu yeri gelmişken sorayım. Amerika'da yapılan bir anket. Oy vereceği insanı soruyorlar. Diyorlar ki, örneğin bir adayı söylüyorlar. Siz bir arabanız var, çocuklarınız var. Buradan Antalya'ya göndereceksiniz. Bu adama o arabayı verir, Antalya'ya şoförlüğü yapmasına izin verir misiniz diyorlar. Bu niye? Güven. Ya da bu adayla bir yerde çay içmeyi ister misiniz diyorlar. Alaka, ilgi. Biz öyleyiz. Beraber her yerde çay içilebilecek, güvenilir, arabayı son noktaya taşıyabilecek insanlarız. Şimdi biraz sonra milletvekiliyle ilgili bir söyleyeceğiniz de vereceğim bir örnek vardı ama yeri geldi söyleyeyim. Bir diğer ankette ne biliyor musunuz? Soruyorlar, siz bir köylüsünüz, 100 tane koyununuz var. Hangi çobana verirsiniz daha gönderirken? Çünkü bizim çobanlara verirseniz yolda kaybeder onları. Beceriksizler. Kurda kaptırırlar, kuzuya kaptırırlar, değire düşürürler. Evet. Kurda kuzuya kuzuları kaptırmayacak becerikli yolu Ankara'dan Antalya'dan arabaya getirip götürecek kadar güvenilir bir çay içilebilir kadar da samimi ulaşılabilir insanlarız biz. Bunu Ispartalılara bu şekilde söylüyorum. Evet. Tabii artık Sayın o gün yapmış olduğunuz açıklamadan sonra tabii biz Süreyya Sabri Bilgiç AK Parti'nin aslında yapmış olduğu basın toplantısında, daha doğrusu açıklamada o soruyu sorduk sizinle ilgili. Siz mi sordunuz? Ilgili. Hem basın sordu. Evet, basın yani genel anlamda bir soruydu tabii ki. Yani bunun sorulması gerekiyordu. Çünkü ortada çok ciddi bir suçlamada bulundunuz. Beceriksizlikle suçladınız. Bu soruya verilen cevapta ben diyor Sayın Bilgiç, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin İrfan Bey'i neden aday yapmadığını anlamış değilim. Bu şimdi çok yadırgadım şeklinde bir ifade söyledi. Sizi bu süreç içerisinde muhatap almayacağını ve sizin muhatabınızı sosyal medyada zaten bulduğunuz şeklinde bir ifadede bulundu. Tabii sormak gerekiyor yani siz de burada yakalamışken siz buna ne cevap vereceksiniz? Şimdi özellikle şunu sondan başlayayım. Son zamanlarda kendisini bizim partide gösteren ve veya basın gösteren birkaç motivasyon sebebinin ne olduğunu anlayamadığım insanlar peydalandı. Ben Süreyya Sadi Bilgiç'e beceriksiz diyorum. Oradan tak bir adam hemen bilmem ne söylüyor.
Ben Recep Özel'e bu işi yapamıyorsunuz diyorum, tak yapıyor. Arkadaşlar öyle araya taşeron maşeron kullanmayın. Delikanlı gibi geçin karşıma. Ey becerisi iki tane vekil, iki üç tane adamı bir şekilde motive ediyorsunuz. Tırnak içinde nasıl motive ettiğinizi çok iyi biliyorum ama burada ifade edemiyorum. Öyle taşeronlar kullanmayın. Delikanlı gibi geçin karşıma. Delikanlıysanız geçin karşıma. Dosyalar hazır. Dosyalar hazır. Konuşalım. Beceriksiz dediğim konu ne? Isparta Dere Boğazı yolunu 16 yıldır neden bitiremediniz? Bu kadar rahat söylüyorum. Kimse suçlamıyorum. Bitti mi bu yol? Ey değerli kardeşim, diyorsun ki sen beceriksizlikle suçluyorsun. Bu suçlama değil. İstanbul, Ankara, dünyanın her yerinde her şey oluyor. Üçüncü köprüler, beşinci havalimanları, alttan üstten geçitler yapılıyor bu ülkemizde. Avrasya Tüneli yapılıyor, Marmara Rayı yapılıyor. Bizim Isparta, Antalya, Dereboğazı yolumuz tırnak içinde takdir-i ilahi bitemiyor. Neden? Ben bunun sebebini biliyorum. Buyurun gelin karşımıza tartışalım. Efendim, ben size beceriksizlikle itham etmiyorum. Beceremiyorsunuz. Olabilir, beceremeyebilirsin. İnsanlık hali bu. İki. 16 yıldır zaten mevcut iktidar muhalefeti karşısında hiçbir zaman yani tartışma noktasında çıkmadılar. Yani bundan sonra da çıkacaklarını tahmin etmiyorum. Çünkü biz bunu daha önce il başkanı da söyledik. Zaten milletvekili de bu süreçte karşı karşıya gelmeyeceğini söyledi. Şimdi Hakan Bey, ben şunu söyleyeyim. Tabii asilzade oldukları için lütfetmişler. Bize cevap veriyorlar. Lütfetmişler. Çünkü dedeleri asil, onların amcaları asil, abileri asil, soyadları geliyor geliyor. Biz marabayız, biz halkız. Bizi tabii ki lütfetmişler. Onlarla biz konuşmamız ne ki? Bizim karşımıza gelemezler ki. Onlar çünkü asilzade. 50 dönem milletvekili olacaklar. 500 dönem Türkiye'yi ve Isparta'yı yönetecekler. Biz marabalara, biz esnaf çocuklarına mı düşecekler? Beyefendi o günler geçti. Gel karşıma. Korkmuyorsan gel. Ne diyorsun? Bana söylediğin laf burada. Isparta ile ilgisi olmayan diyorsun. Doğru mu? Sen bana bunu diyorsun. Isparta ile ilgisi olmayan. Isparta'yı bilmeyen birisini getirdiler. Arkadaşlar sadece gülüyorum. Ey Süreyya Sadi Bilgiç, Ankara'da 1961 yılında doğmuşsun. İlk orta liseyi Ankara'da okumuşsun. Bayramlarda dedenin elini öpmeye iki gününe Garaç'a gelip gitmişsin. Isparta merkeze milletvekili olduğunda gelmişsin. Sokaklarını bilmezsin. Şurada 10 yıldır sokaklarını öğrendiysen yanındaki 2-3 tane aklı başında arkadaş göstermiş. Sen benden mi daha iyi biliyorsun Isparta'yı? Sen kimsin de Isparta'yı benden iyi bileceksin? Ne yaptın Isparta için? Hangi sokağını bilirsin? Hangi köyünü bilirsin? Ankara TED Koleji'nden mezun olduğum zamanki gibi konuşma. Ben buradan mezun oldum. İlkokulum da burası, ortaokulum da burası, lisem de burası. Bunların hepsi benim arkadaşım. Senin arkadaşların nerede? Bana bir tane ilkokuldan arkadaşını göster. Ispartalı. Bana bir tane ortaokuldan arkadaşını göster. Ispartalı. Bana bir tane liseden arkadaşını göster. Ispartalı. Bir tane merkez ilçeden ahbabını göster. 20 sene evveli. Sağda solda 5. sınıf mesleklerde çalışmışsın. Abin, amcan, deden seni bir yerlere getirmiş. Soyadınla bir yere gelmişsin. Ben soyadımla gelmedim. Ben aslanlar gibi mücadele ettim. Hala mücadele ediyorum. Bacadan kovuyorlar, pencereden giriyorum. Kapıdan kovuyorlar, kapıyı zorlayıp giriyorum. Demokrasi mücadelesi yapıyorum. Benim soyadımla bana kimse bir yere getirmedi. Sen kimsin Ispartalı'yı benimle tartışıyorsun? Arkadaşlar, Ispartalı'yı benimle tartışacak olan kim olabilir? Hakan Yaman olabilir. Buradaki Ahmet olur, Mehmet olur, Hüseyin olur. Bu Süreyya Sadi Bilgiç olamaz. Ne demiş yine aynı arkadaşımız? İrfan Bey kardeşimizden kılavuzu kalsın. Siz İrfan Bey'i çok seviyor olabilirsiniz. İrfan Bey melek gibi bir adamdı. Sessiz, sakin, ortalıkta gözükmüyordu. Siz ne derseniz hey diyordu. Kusura bakmayın, o tren kaçtı. Bundan sonra her adımınızın peşindeyim. Bundan evvel yaptıklarınızın da peşindeyim. Bundan sonra yapacaklarınızın da peşindeyim. Dosyalarım hazır. Buyurun geçin karşıma. Son 16 senede yaptıklarınızın hepsini tek tek biliyorum. Sakın yanlış anlamayın, ben araştırmıyorum. Son bir aydır bana gelen evrağın, belgenin, bilginin haddi hesabı yok. Ve insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Normal telefonu da arayamıyor korktuğu için. Bir şekilde ya Mustafa Bey bak şunu şunu şöyle yaptı. Bak Mustafa Bey bunu böyle yaptı. Bunlar hepsi duruyor. Orada 3. sınıf adamları beni tehdit ettirerek, 5. sınıf internet sitelerinde bana hakaret ettirerek ben bunlardan vazgeçmem.
Eğer cesaretliyseniz Allah'tan başka kimseden de korkmuyorum. Isparta da burada. İstediğiniz adamı da tehdit ettirin. Aklı olan geçer karşıma, mücadele eden medeni ölçüde. Böyle Ispartalılığını hakaret ederek partilini İrfan Bey'den akıl alacakmış. Adab öğretiyor bir de. Ey Süreyya Sadi Bilgi, sen bana adab öğretiyorsun. Gençler, genç arkadaşlara söylüyorum. YouTube'a girin lütfen. Google'a girin lütfen. Süreyya Sadi Bilgi Isparta deyin, yazın, enter'a basın. Ne çıkıyor bir bakın lütfen. Sayın Süreyya Bilgiç, Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram'a yaptığın anavra sövdüğün konuşmalar hala orada kayıtta. Sen mi bana adab öğretiyorsun? Siyasi adab öğretiyorsun. Kendi belediye başkanı, eski belediye başkanı küfreden adam. Ey Süreyya Bilgiç, YouTube'da hangi mahkemenin hangi pazarlığını yaptın hala orada kayıtta. Sen mi bana adab öğretiyorsun? Herkes haddini bilecek. Artık Ispartalı'yı korkutmuşsunuz. Bundan sonra bitti. Ispartalı'yı korkutamazsınız. Ispartalı olarak biz hakkımızı alırız. Sizi de seçebilir. Isparta'da AK Parti'ye oy veren herkese saygı duyuyorum. Hepsinin ellerinden öperim, benden büyüklerin, benden küçüklerini gözlerinden öperim. Arkadaşlar sizde hiçbir problemim yok. AK Parti'ye oy vermek istiyorsanız verin. Diğer partilere oy vermek istiyorsanız verin. Ama ben şunu söylüyorum. Siz daha iyilerine layıksınız. 38 tane aday adayı vardı. Nerede onlar? Bunlar Asilzade. Tak hep bunlar gelecek. Ölünceye kadar bundan gelecek. Bir sürü ismini zikretmek istemiyorum. Bir sürü birbirinden değerli aday adayı vardı. Onlar gelseydi benim elimde böyle dosyalar olmazdı. Ben bunu söyleyemezdim. Sen Dereboğazı yolunu 16 yılda bitirmedin, beceriksiz diyemezdim. Ben senin partiden aday yapılmana nasıl karşı gelemiyorsam, sen de benim İrfan Bakır abimle olan örneğimi kılavuzluk olarak değerlendiremezsin. O senin haddine değil. Ey sayın Bilgiç. Şimdi burada tabii şunu da söyleyeyim, 15-20 günde bitip bitmeyeceği, eğitim alıp almayacağım meselesi değil. Siz bizi muhatap alıp almama diye bir şeyiniz yok. Siz zaten kimseyi muhatap almıyorsunuz. Siz Isparta'yı muhatap almıyorsunuz. Siz Isparta halkını muhatap almıyorsunuz. Kim ki Isparta halkı? Ispartalılar kim ki sizin gözünüzde? Siz asilzadesiniz. 400 bin tane Ispartalı sen muhatap almıyorsun. Ispartalı senin gözünde maraba. Gel dediğinde gelecek, git dediğinde gidecek, otur dediğinde oturacak, kalk dediğinde kalkacak. Senin gözünde Ispartalı bu. Ha kusura bakma, o tren kaçtı. Bay bay. Biz artık Ispartalılar hakkımızı alacağız ve Ispartalı'da layık edildiği şekilde yönetilecek. Sen beni muhatap alsan da ben senin peşindeyim. Muhatap almasan da peşindeyim. Bana o hesabı vereceksin. Karşıma geçip bugüne kadar yapmadığın, yapamadığın, beceremediğin 16 yılın hesabını vereceksin. Teşekkür ediyorum. Evet, bu tabii siyasi tansiyon seçimlere kadar devam edecek. Süreyya Bey'e de cevap hakkı doğdu bu ekranlarda. Devam edecek. Platformdan Sayın Bilgiç, Sayın Özel ve Sayın İl Başkanı ya da diğerleri, onlar da cevap hakkını kullanabilirler. Evet, bu arada yine bir sorun var ama bu da seni biraz herhalde heyecanlandırır mı bilmiyorum. İsim yazmamışlar ama soruyu yönelten arkadaş. Milletvekili olduğunuzda CHP il örgütünde bir değişiklik yapacak mısınız diye sormuş. Niye yapayım ki? Ben delege miyim? Bizim arkadaşlar işte anlamadığınız o. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik bir oluşum. Bizim mahallemiz delege seçer, delegelerimiz ilçeyi seçer, ilçelerimiz ili seçer. Ben o bütün organların yerine kendim olabilir miyim? Bizim delegemiz ilçesini seçecek, ilçemiz, ilimiz seçecek. O değil, genel merkezi seçecek. Bizim Isparta'nın 8 delegesi var. Geçen kongrede gittiler, oy kullandılar. Biz öyle bir şey yok. Bizim öyle bir derdimiz de yok. Bizim öyle bir gündemimiz de yok. Ben il başkanı adayı değilim ki il başkanını değiştireyim. Ben milletvekili adayım. İli hangi arkadaşlar çalışacaksa onlar çalışır. Biraz önce sorunuz gibi ben memurları da değiştirmem. Biz iktidara gelen bir tane memuru yerini değiştirmeyem. Herkes vazifesini yapsın. Ama tek şartım oraya liyakatıyla geldiyse. Ha bunlar biliyorsunuz torpille getirdi. Bir ara cemaatçiyle beraber ortak getirdi. Bir ara soru çaldırdılar. Şimdi soru çalanları attınız. Soruyu niye çaldırdın kardeşim? 16 yıldır bu kadar insanın sorularının çalınması vebali kime ait? O soru çalan hırsızı attın. Sen de çaldırdın. Biz çaldırmayı soruyu falan. Herkes liyakatıyla çocuklar mesleğinin sahibi olur. Herkes kademe kademe bir yere gelir. Bizim kişilerle işimiz yok. Bizim fikirlerle işimiz var. Projelerle işimiz var. Ben ne diyorum? Türkiye'yi büyüteceğiz. Isparta'yı marka şehir yapacağız. Buraya teknokentler kuracağız. Fabrikalar kuracağız diyorum. Benim kişilerle işim yok. Bunlar çok küçük, basit işler. Isparta'yı marka kenti yapacağız derken hangi alanda Isparta marka kenti olabilir? Olması gerekir. Valla biz hatırlarsanız sizde çok güzel bir toplantı ve
program yapmıştık. Orada da söylemiştim. Isparta'nın artıları var. Bizim Isparta'nın artısına meyve. Bizim Isparta'nın artısına gül. Bizim Isparta'nın artısına halı. Bizim Isparta'nın artısına teknoloji. İyi eğitim yetiştirmiş insanlar. Ne artısı? Davraz. Hep Davraz'ı söylüyorum. Bunlarla da işte bu projeler için Davraz'la da ilgili projeler var. Bunu sonra konuşuruz. Dünyadaki örnek şehirlerden biri yapacağız Isparta'yı. Isparta'ya insanların gelmesine bahane oluşturacağız. Yani ha bir de Isparta'ya gidelim diyeceğiz. Bakın bir Keçiborlu'da başladı orada gül, lavanta. Kimler buna ön ayak oluyorsa Allah razı olsun. Türkiye'nin her yerinden lavanta için, gül için Isparta'ya gelmeye başladılar. Ne kadar güzel işte anlattığım bu. İnsanların Isparta'ya gelmesine sebep oluşturacağız. Ben milletvekili olarak emirdeyim. Keçiborlu'daki o arkadaşların emrindeyim. Onları alıp o köyün muhtarını, o köyün ileri gelenlerini Amerika'ya götüreceğim. Los Angeles'ta Napa Vadisi diye bir yer var. Orada da aynı böyle bir yer. Bir Napa Vadisi'nde vardı ama olmadı. Evet, Napa Vadisi'nde de orada üzümler var. Kendine göre orada ondan bir şeyler yapıyorlar. Şarap yapıyorlar, sirke yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Ama orada ne yapmışlar Hakan Bey? Güzel güzel pansiyonlar koymuşlar, güzel güzel restoranlar koymuşlar. Yani oraya gezmeye gelen insan para bırakıyor. Geldim baktım gül bahçesi gördüm gittim değil. Geldim baktım lavantayı gördüm gittim değil. Oraya gelen insana para bıraktırır hale getirmemiz lazım. Ekonomik katkı haline getirmemiz lazım. Benim görevim ben misyonerim. Misyonerim. Size ufuk açacağım. Bu işi kim yapacak? Isparta'nın müteşebbisi yapacak. Teşvik almana yardım edeceğim. Dünyayı tanımana yardım edeceğim. Sana evrakta, bilgide yardım edeceğim. Senin işini engelleyenin kafasına hani yanlış anlayacaklar vura vura yaptırırım diyeceğim ama zorlayayım diyeyim. Yani zorlayarak o işi yaptıracağım ve hiçbir iş adamının işini geciktirmeyeceğim. Hiçbir köylünün işini geciktirmeyeceğim. Bugün git yarın bitti. Ispartalı'nın işi her zaman her yerde ilk olacak. Kimse de darılmasın. Burdurlu, Afyonlu, Antalyalı, Konyalı arkadaşlar kusura bakmasın. Önce Isparta'nın işi hallolacak. Sonra diğerlerinin işi hallederlerse halletsinler. Bugüne kadar siz nasıl bizim beceriksiz milletvekillerinden dolayı Isparta hizmeti geç gönderdiniz. Bundan sonra da başka vilayetler geç alsın hizmeti. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür size ediyorum. Ayrılan artık sürenin sonuna geldik. Programımızı kapatacağız. Ferhat. Evet Sayın Ceyhan Hanım programımızı ağırladık. Kendisi siyasette evet biraz tansiyonu yükseltecek ifadelerde bulundu. Herhalde seçim sürecine kadar da bu şekilde gidecek. Milletvekili seçilmesi durumunda da Isparta'da yani bundan sonra bir medya malzeme çıkacak söylemlerde bulunuyor kendisi. Arkadaşlar biz medeni insanlarız ama bu medenilik demek korkaklık, pısırıklık değil. Benim kusura bakmayın. Ben hakkımı savunurum. Ben hakkımı ne kendimin ne şehrimin yedirtmem. Ispartalı artık yeter tamam. Yetti gari diyorsa ben onların dilinin Ferhat sorularını bir başka programda biliyorum çok soracağım sorular var. Benim de var. Doğru. Özellikle seyircilerimizden de çok sorular geldi. Onları soramadık. Yine evet, Sayın Ceyhan'ın özellikle hazırlandığı konular var. Isparta'nın bütün evet. Merkez ve ilçelerle ilgili yapılacak faaliyetler, çalışmalar. Her ilçemiz ilgili. İçin evet. Projelerimiz onları var. Onları konuşamadık. Isparta'nın sorunlarını konuşamadık. Nasıl bir milletvekili profili çizecek onları konuşamadık. Seçim beyanamemiz evet. Var. Bunları madde madde anlatacağım. Biz bütün bu soruları inşallah önümüzdeki günlerde Sayın Ceyhan'la bir başka programda ki seçime kadar birkaç defa da beraber olacağız. Evet sevgili seyirciler biz aynen sürenin sonuna geldik. Seçim özel programımız önümüzdeki günlerde yine devam edecek. Yayınımızın başında da söylediğimiz gibi bu platform herkese açık. Bütün siyasi partilere açık. Biz tamamen objektif bir program yapmaya çalışıyoruz. Artık polemikler oluyor tabii ki. Bunlara cevap hakları doğuyor. O cevap hakları kullanmak isteyenler gelir burada bizimle paylaşabilirler. Bizden şimdilik bu kadar. Bir başka programda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzde olsun efendim. Hoşçakalın. ODG Yapı seçim özel programını sundu.